you <coughs> Mutlu günler, mutlu haftalar değerli izleyenler. Hoş geldiniz. Biz spor stüdyolarına 13 Aralık Pazartesi günündeyiz. Her gün olduğu gibi. Uğur Melek ile birlikte sizleri sevgiyle, saygıyla selamlayarak başlıyoruz bugünkü programımıza da. Uğur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bana bana. Nasılsınız? Iyi Teşekkür şey. ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Neyle başlayacağız programımıza? E, Süpe, Sportoto Süper Lig'in 16. haftası bugün oynanacak. İki karşılaşmayla tamamlanacak. Hemen getirelim ekranlarınıza. Şu ana kadar oynanan karşılaşmalarda Atakaş Atay Spor haftanın açılış maçında son derece çekişmeli geçen bir mücadelede Altay Deplasmanı'ndan stadın açılış maçından 2-1 galip dönüyor. İttifak Holding Konya Spor Karagümrüğü 4-1 mağlup etti ve bu maçın ardından da birazdan konuşacağız. E, Farioli hocamızla yollar ayrıldı. E, Medipol Başakşehir Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Başakşehir e, kazanmaya devam ediyor. Çaykur Rizespor Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Fraport Avantalya Spor Trabzonspor karşılaşması. Belki de e, şimdi tabi namalup lider olarak puan farkını açarak devam edince her hafta Trabzonspor için acaba bu maçta puan kaybı olacak mı? Acaba bu maçta puan kaybı olacak mı? Düşüncesi elbette yani lidersen de bu kadar puan farkı açmışsan bu normaldir e, 2-1 kaybetti bu maçı da konuşacağız. Trabzonspor 2-1 kaybetti bu maçı da konuşacağız. Adana Demirspor GZT Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. E, haftanın en bol gollü karşılaşması Aytemiz Alanyaspor Malatyaspor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor deplasmanından 6-2 galip dönüyor. Beşiktaş ikinci yarıda Neyse hadi şimdi şey yapmayayım, konuya dalmayayım. Birazdan zaten ayrıntısıyla konuşacağız. Yukatel Kayseri 4-2 mağlup etti ve bu akşam saat 18'de Galatasaray Demir Grup Sivas Sporu deplasmanında Fenerbahçe'de saat 20.30'da Gaziantep deplasmanında çıkacak ve böylelikle de haftayı tamamlamış, 16. haftayı tamamlamış olacağız. Bu hafta sonu hafta içi yani önümüzdeki hafta içi ve ondan sonraki hafta sonu 3 hafta üst üste e, oynanacak karşılaşmalar yani e, önümüzdeki cuma gününden cumartesi gününden itibaren e, her gün maç var diyebiliriz pazartesi ve e, cuma hariç yoğun bir e, sport otosüperlik mesaisi bizleri bekliyor. Değerli izleyenler sabah gazetesi geliyor ekranlarımıza ilk olarak dün akşamki maçtan Beşiktaş'ın 4-2 galip geldiği karşılaşmadan ilk olarak sizlere okuyacağımız başlık Kartal Güven Tazeledi hem Güven'in performansına hem de takımın performansına vurgu yapan bir başlık olmuş. Beşiktaş Sergen Yalçın'ın ayrılığı Sonrası çıktığı ilk karşılaşmada Kayseri Spor'u devirip 8 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Sahaya dolu tribünlerin desteğini arkasına alarak çıkan siyah-beyazlı ekip Mometiyem'e kaylarınla cevap verdi. Ancak yine Senegal'li Yıldız'ın ayağından ağlarında gördüğü topla bir kez daha geriye düştü. 74'te oyuna giren Güven Yalçın Batşuay'a 2 asist yaparken 90 artı 5'teki golüyle 3 puanın baş mimarı oldu. Tabi e, Güven'e. Ee, en son Güven'in attığı golde Batshuayi'nin asistine ve sonradan yine Güven'le aynı dakikada oyuna giren Oğuzhan'a bunların hepsine birazdan pencereyi açacağız değerli izleyenler. Beşiktaş'ın başında bu maçta görev alan teknik sorumlu Önder Karabeli'nin sözleri de var. Burada Batshuayi için özel klip hazırlattım diyor Önder Hoca. Şu anlamda eski gollerinden eski performanslarından bir klip hazırlatmış. Umdundan daha uzun olduğunu söylüyor Önder Hoca ama bunun da Batşuay'ı motive etme anlamında önemli bir yaklaşım olduğunu belirtmiş güvenin yine oynadıktan sonra oyuna girdikten sonra koşularıyla e, şuayı alan açtığını belirtiyor Önder Hoca bir de şunu söylemiş onu da e, atlamak istemiyorum çünkü maç sonunda bakayım onu e, ayrıca bir başlık yapmışlar mı Hikmet Karaman şey dedi ya e, Hikmet Hoca Oğuzhan girmek istemiyordu sağ kenarında ben gördüm diye onunla alakalı olarak Önder Hoca bir saniye şuradan bulacağım yani ben biliyorum da tam kelimesi kelimesini okuyayım diye bulabilirsem e, bulamadım e, Önder Hoca şey dedi. Zaten biz dedi hani öyle bir durumu yoktu Oğuzhan'ın. Biz zaten rakibin son zamanlarda maç oynamadığı için rakibin yorulmasını bekledik. Girerken de oyuna girmemek değil tam aksine katkı yapacak gibi bir havası vardı dedi Önder Karaveli. Bir sonraki sayfamız Fanatik Gazetesi'nden geliyor. Ekranlarınıza Batshuayi şov. Beşiktaş'taki son golünü 15 Ekim'de atan Mişi Batshuayi, Kayseri karşılaşmasının son anlarında patlama yaptı. Belçikalı Yıldız Kayseri Spor ağlarını iki kez salladı ve bir de asist yaparak maça damgasını vurdu. Aynı şekilde Güven Yalçın'dan iki asist ve bir gol gazetesi ee, şey başlığı burada gazetede yer bulmuş kendisine. Lerin sevindirdi sonra hata yaptı. Karşılaşmanın 44. dakikasında Kayılır'ın Beşiktaş'a bir birlik beraberliği getiren golü attı. Güzel de bir kafa vuruşuydu. Lerin Kay eee Cenk Tosun'dan e, Ocak-Şubat 2017 arasındaki performansından bu yana Beşiktaş'ın tek sezonda üst üste 4 iç saha golünü kaydeden ilk oyuncu oldu. Ancak Kanadalı oyuncu 71'de gereksiz bir top kaybı yaptı ve bunun sonucunda da Kayseri'ye 2-1 Kayseri 2-1 öne geçtiği golü attı. Bu haftadan e, bu hatadan kısa bir süre sonra oyundan alınanlerine tribünler tepkiyi gösterdi. Alkışlar genç Serdar'a. Karakartal'da Serdar Saatçi 10 on, 10. E, dakikada Beşiktaş lehine verilen korner kararında hakemi uyarıp topun kendisinden çıktığını söyledi. Genç stoper ilk yarının son anlarında da Larin'in golünde asist yaptı. Ve Cumhuriyet Gazetesi "Taraftar Yalçını Unutmadı" demiş başlığında. Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın sonrası yeni döneme 3 puanla başladı. Siyah beyazlılar iki kez geriye düştüğü karşılaşmada sahasında Kayserispor'u 4-2 yenerek 5 maçlık galibiyet hasretine de son verdi. Beşiktaşlı taraftarlar mücadele öncesi geçen hafta içinde istifa eden teknik direktör Sergen Yalçın lehine tezahürat yaptı. Siyah beyazlı tribünler 75. dakikadan itibaren yine Sergen Yalçın'a sevgi gösterisinde bulundular. Son dönemde tribünleri boş bırakan Beşiktaş taraftarı dünkü mücadeleye büyük ilgi gösterdi. Kulüp yönetiminin Kayseri spor maçına özel tüm kategorilerde %50 indirim uygulamasıyla taraftarlar Vodafone Park'ı doldurdu. Maç öncesi oyuncuları tek tek tribüne çağıran siyah beyazlılar ayrıca burası Beşiktaş herkes kendine gelsin tezahüratı yaptı demiş gazete. <laughs> pozisyonlarımız da var, maçtan pozisyonları da konuşacağız, ee, oyunu da konuşacağız. Şöyle başlayalım isterseniz Uğur Bey, hakikaten e, maç sonu değil, maç başından başlayacak olursak, ilk yarı, ikinci yarı, birbirinden farklı iki yarı oynandığını söyleyebiliriz herhalde. İlk yarıda Sergen Yalçın sonrası, Beşiktaş'ın biraz daha endişeli değil ama sanki kendinden emin olmayan, biraz e, ürkek oynadığını, buna rağmen mücadele etmeye çalıştığını söylememiz lazım. Ancak ikinci yarıdan itibaren yani 46. dakikadan itibaren Beşiktaş üst üste pozisyonlar bulmaya başladı. E, da, oyunun sonucunu net bir şekilde etkileyen değişiklikler 74'te geldi ama oraya kadar zaten Beşiktaş oyunu eee Yukatay Kayserispor ceza sahasına e, Ceza sahası çevresine yıkmıştı desek herhalde çok büyük hata yapmış olmayacağız. Kayseri bu bölümdeki oyun şablonu da savunma arkasına atılan, çıkılan hızlı toplarla golü aramaktı. Bir pozisyonda da bunu buldular zaten. Tiyam'la Lari'nin pas hatası. Tabi tek faturayı Lari'ne kesmemek lazım herhalde. Orada Atiba'yı da mı saymak lazım birazdan konuşuruz ama. Maç sonu itibariyle yapılan değişiklikler itibariyle Beşiktaş bu kritik karşılaşmayı coşkulu bir galibiyetle tamamladı diyebiliriz herhalde. Aynen öyle. Beşiktaş'ın ligde artık çok fazla örneği kalmayan türden bir rakiple karşılaştığını söylemem lazım. Yani Hikmet Hoca'ya saygı duyuyorum ama bu kontratak anlayışı artık biraz evrildi, biraz modernize oldu futbolda. Kayseri Spor 10. dakikada top oynamalara baktım. %26-27 idi. Maçın sonunda da 26-27 olarak bitirdi. Yani hiçbir şekilde topa sahip olma düşüncesinde değildi. Ee, set hücumu düşüncesi yoktu. Seri pas gibi bir niyeti yoktu. Tamamen topa Beşiktaş sahip olacak. Beşiktaş'ın tamamlayamadığı hücumlarda kazandığımız toplarla topu sol taç çizgisine ya da sağ taç çizgisine atacağız. Ki genelde sol taç çizgisine Tiam'a attılar. Tiyama atacağız. Oradan bir e, oyunu genişleterek doğal olarak oradaki maksat topu kazandıktan sonra Beşiktaş klasik savunma planını almadan oyunu genişletmek maksat o. O şekilde kontratak fırsatı yakalayacağız üzerineydi Kayseri Spor'un mantalitesi. Çok modern bir mantalite olduğunu söyleyemem. Ha diyeceksin ki başka geçiş oyunu oynayan, geçiş fırsatları kovalayan takımlar yok mu? Var tabii. Var ama böylesi bu son dönemde görmediğimiz türden. Hani fazla oldu değil mi? Çok, çok maçın tamamına yayıldı. Evet. Sekans sekans değil. Maçın tamamına 90 dakika boyunca ana plan buydu. Skor ne olursa olsun ana plan buydu. Ve herhangi bir yerinde maçın Kayseri böyle pas serisi yaptığını falan hatırlamıyorum. Öyle bir niyeti olduğunu da hatırlamıyorum. Neredeyse top Kayseri geçtiğinde hani bizde fazla kalmasın, sizde kalsın. Çünkü bizim planımız sizin topa sahip olmanın üzerine der gibiydi. Öyle bir oyunda o yüzden kolay bir rakip değil. Kayseri Spor kolay bir maç değildi Beşiktaş için. Mesela 60 kaçta? 70'te Kayseri'nin golü geldi. O 70 ile 80 arası tribünlerin Sergen Yalçın tezahürat yapmasını tam onu anlıyorum. Ona saygı duyuyorum. Sergen Yalçın Beşiktaş'ın hem futbolcu hem antrenör olarak çok başarılı bir Elbette. yaşayan efsanesi. Ama taraftar e, nasıldı? Futbolcular sahtekar diye bir tane tezahürat neydi? Taraftar bir şey, futbolcular sahtekar. Ya bu bunu hak etmedi. Beşiktaş futbolcuları bence özellikle 46 ile 70 arası oynadıkları oyunla yani Tiam'ın golüne kadar oynadıkları oyunla asla bunu hak etmedi. İkinci yarı Beşiktaş çok coşkulu başladı. İlk yarıda topa da. sahip oldu ama pozisyon üretemedi. Çünkü üçüncü bölgede bir yaratıcılık eksikliği vardı. Bir hız eksiği, bir tempo eksiği söz konusuydu. Kalabalıklaşamadı değil mi? Kalabalıklaştı. Hep kalabalıktı. Çünkü Kayseri o kadar geride karşıladı ki hatırla Vida ile Serdar oyunları da kurdular? Vida ile Serdar oyunu yani rakip yarı sağ değil neredeyse rakip üçüncü bölgenin çizgilerine kadar geldiler. Ceza Beş, sahasında kalabalıklaşamadı diyelim o zaman ceza sahasında belki süratle pas yapamadı, belki tempo kazandıramadı diyebilirsin. Belki yaratıcı oyuncu veya yaratıcı hareket eksikliği vardı diyebilirsin. Ama kalabalık da ön tarafta. Ama ne lazım orada dokuzluğu blokla karşılıyor rakibin seni. Ya bir yaratıcı ver kaç lazım, ya bir çalım lazım, ya süratle birinin çizgiye inmesi lazım, bir zeka lazım. O yoktu. Beş taş topu oraya kadar getiriyor, üçüncü bölgeye kadar getiriyor. Orada kalabalık ama orada bir savunmayı sarsacak fark yaratamıyor. Çeşirecek. Evet, savunmanın dengesini bozacak bir çalım, bir ver kaç, bir fake, bir çapraz koşu, bir boş alan yaratan hareket hayır. Bunların hiçbirini ilk yarıda sergilemedi. İlk yarıyı neredeyse pozisyonsuz bitirdi. Ama ikinci yarıda özellikle Rıdvan'ın soldan bindirmeleri, işte Serdar'ın daha önce Wellington'da zaman zaman yaptığı sağ stoper katkıları ki golde de onu yaptı. Ondan sonra uzun metrajlı pas denemeleri. Ekstra bir şeyler yapmaya başladı Beşiktaş. Ve 45-70 arası pozisyonu üretti. Golü bulamadı belki ama pozisyonu üretti. 70. dakikada e Tiam'ın golü geldi. Yine bir kontratak. Yine bir kaybedilen top. Savunma yine dengesiz yakalandı. Olabilir. Futbolda var bunlar. Ondan sonra tribünlerin... Ben mesela Beşiktaş tribünleri hayatım önce saygı duymuştum. Bak bir, tarafta itirafta bulunacağım. Futbolun anladıklarını düşürdüm hep. Bak Beşiktaş tribünleriyle ilgili öyle ekstra bir Şeyim vardır yani hissiyatım vardır, düşüncem vardır, duygum vardır. Birçok statlarda onlarca yüzlerce defa maç izledim işim gereği. Beşiktaş tribünlerinin biraz daha futbolunu anladığını, biraz daha hak teslim ettiğini hep düşünürdüm. Dün çok şaşırdım. Yani 70'te 80 arası en büyük taraftar futbolcular sahtekar galiba Tezahürat o Galiba. Asla sahte bir oyun oynamadı futbolcular. Oynamadı evet. Son derece kalpten oynadılar. Kalpten, yürekten ve... Ben zaten sorunun futbolcunun yürekten oynamaması olduğunu düşünmüyorum. Sergen Yalçın maalesef yaptığı açıklamalarla Sergen Yalçın çok iyi bir iki yıl geçirdi Beşiktaş'ta. Çok saygıdeğer bir iz bıraktı Beşiktaş tarihinde ama yaptığı açıklamalarla oyuncularını zor durumda bıraktı. Oyuncuların koşmadığını, coşkusuz olduğunu, tutkusunun eksik olduğunu falan söyleyerek muhtemelen tribünleri de bu anlamda etkiledi. Tribünler 2-1'den sonra futbolcular sahtekar tezahüratı yaptı. Ben böyle bir şey görmedim. Böyle bir oyun görmedim. Böyle bir oyuncu da görmedim sahada. Hani en düşük Do performans kim diyebilirsin? Diyelim ki Gezzal çok etkili değildi diyebilirsin. Süper mücadele etti. Bak mücadelesi hiçbir şey diyemez. Piyaniç Savunman, süper mücadele etti. Her topa basmaya çalıştı. Evet. Şimdi Hiç, bir, kötü dediğinlerin dediğin demedi yani. Kötü dediğinlerin kaç defa Kayseri'de ilk yarıda Onur Sabek oynuyordu. Onur'la beraber kaç defa geldi? hiç kimsenin bence mücadelesinde eksik yoktu. Aynı Orada gibi, tribünün haksızlık ettiğini düşünüyorum. Aynı söylediğiniz gibi o bir birikimin sonucuydu herhalde. O top kaybıyla beraber, o pas hatasıyla beraber bir de gol olunca o bir birikimin boşalması oldu. Hani Yanlıştı. Tek e, şeyimiz, tesellimiz çok uzamadı diyebiliriz herhalde. Yanlıştı. Futbolcuları sıklanmaya başladı hatırla. Pas taşırlarken futbolcuları sıklanmaya başladı. Önder Karaveli değişikliklerde biraz geç kaldı. Çünkü Kayseri Cardozo değiştiğini yaptıktan sonra o çıkışları daha iyi yapma ihtimali yüksek. Ha diyeceksin ki Cardozo'yla gelmedi üretim ama sonuçta oyunu okuyorsun değil mi? Hikmet Hoca okuyor. Hikmet Hoca diyor ki Beşiktaş daha fazla oyunu bizim yarı alana yığdı. E top kaybı yapacak. Cardozo daha akıllı, daha fazla sürat katacak işe. Atamahta geçişleri sağlayacak. Cardozo'yu en uca attı. 60'larda daha fazla bir kontratak fırsatı bulacağını düşündü. Mesela Beşiktaş'ta da o dakikalarda mesela 65'lerde falan değişiklik yapabilirdi gol yemeden o güven hamlesi, Oğuzhan hamlesi daha erken gelebilirdi. Biraz geç kaldı Önder Karaveli. Ama sonuçta bu alanda çok fazla deneyimi yok. O 19 sıkı tek direktörüymüş. Senyor düzeye çok fazla tek deneyimi yok. Ama sonra güven ve Oğuzhan attı oyuna. E şimdi eğri oturalım doğru konuşalım. Serdar Saatçi orada vardı, duruyordu. Doğru. Aylardır oradaydı. Doğru. Sergen Hoca gitti. Ve harika oynadı. Montero varken kulübede. Serdar'ı koydu oraya sonuçta. Tamam Wellington yoktu ama kulübede Montero vardı. Serdar'ı koydu oraya. Serdar canla başla hata da yapmış olabilir. Ama canla başla 18 yaşta çocuk. Müthiş bir mücadele verdi ve iyi oyunlu bir asistir. Can hatalar yaptı doğru. Ama mesela kaybedilen topların geri kazanılmasında önemli rol oynadı. Oradaki coşkusuyla, tutkusuyla. Aynen öyle. Oğuzhan ya Oğuzhan o kulübede vardı. 90 dakika oynayamaz. Bunu görebiliyorsun. Oğuzhan'ın 90 dakikalık yeterli yok. Ama 15'te mi oynayamazdı? geldi Önder Hoca. Kritik bir yerde ona güven duyduğunu göstererek ilk değişik hakkı olarak çok önemli. Bak, beşinci değişiklik hakkı olarak değil. ilk değişik hakkı olarak güven ve soktu. Yani sana güveniyorum. Maçı çevirebilmek için kartlarımı sana oynuyorum. Sana yatırıyorum. Güvenimi dedi. Güven ve Oğuzhan girdiler. Güven zaten maçın kahramanı. Oğuzhan da önemli katkı yaptı bana sorarsan. 15 dakika oynayabilecek durumdaymış çocuk. Tamam 90 dakika oynayabilecek durumda yeterli değil belki ama 15 dakikası da varmış yani cebinde. Onu gösterdi ve mesela defansif olarak da güçlü müdahaleler yaptı, faul yaptı falan. Yani o şeyi enerjiyi değiştirmek için sahada o 2-1'de düşen enerjiyi, tribünlerin enerjisini sahada etkilenmemek, olumluya dönüştürmek için orada bir deneyim ortaya koydu, tecrübe ortaya koydu Oğuzhan. savaştı, göğüs göğüse çarpıştı, faul yaptı. Çünkü öyle yapman lazım. Tribünleri duymaman lazım. Tribünleri duymamak için içeride bir enerji yaratman lazım. Oğuzhan onu yaptı. E güven zaten kalitesinden sual olunmaz. Şenol Güneş döneminde Beşiktaş'ta ciddi dakika alıyordu. Ligin sonuna doğru bir kısa süreye bir hat-trick sığdırmıştı. Sonra milli takıma gitti. Ya A milli takımın santrforuydu güven. Güven oradan buralara düştü. E, yaşı genç bu çocuğun. Daha hala önünde önemli futbol kariyeri var. Sergen Hoca ısrarla Serdar'dan çok kısıtlı faydalandı gibi, Montero'dan kısıtlı faydalandı. Canı sonradan mecbur kalınca hatırladığı gibi güvenden de kısıtlı faydalandı. 88'de soktu, 90'da, 90 artı 3'de soktu güveni. Ki alt ay maçında oyuna girip oyunu değiştirmişti güven. E yine girdi. Yani kalitesinden pasajlar sundu. Batu Şua'yı da anlamlı hale oyuna getirdi. Batu ile ikili oyunla. Sola çık oynamasına rağmen oraya ikili santrifor koşularıyla. E burada haftalarca ne konuştuk? Madem bazı oyuncuların tutkusundan, coşkusundan şikayetçisin. Niye ısrarla Kenan'da, Umut Meraş'ta devam ediyorsun? Ya Niye ısrarla Wellington'da? Wellington'un, Wellington En Sakalan'ın, Umut'un, Kenan'ın dakika almadığı bir maçtı bu. Doğru. Ki sezon başından beri öyle bir maç neredeyse yok. Kenan, Umut, Wellington, En Sakalan'ın hiçbirinin dakika almadığı maç. Bak Güvenler, Serdarlar, Canlar oynadı. Genç isimler, aç isimler, gözü parlayan isimler ve üretim yaptılar. Dolayısıyla e, Önder Hoca saygı duyuyorum. Acayip etkendim maç önü maç sonu konuşmalarında. Türk futbolu için bir değer onu fark ettim ama şunu da bağışlasın şu söyleyeceklerimi. İnan bana çok büyük de inovatif bir şey, yaratıcı bir şey yapmadı. Sergen Hoca dönemini dikkatli izleyen birisi, Sergen Hoca dönemindeki problemleri test edebilen birisi zaten birinci maçta Serdar'ı koyardı. Güvenden faydalanmaya çalışırdı değil mi? Rıdvan'dan faydalanırdı. Zaten neyin eksik olduğu ve neyin tamamlanması gerektiği çok belliydi. Gözü parlayan çocukları koydu ve onlar da gidişat değiştirdiler. Çok doğru. Sadece şunu eklemek isterim. Bunu olmayan bir dönemden sonra pat diye yapabilmek de hocanın kredisidir. En azından bunu da teslim Çöpesiz. etmek zorunda. Şüphesiz. Umarım derbiyede çıkar. Şu şey Tüm Türkiye'yi çok etkiledi. Şu şey konusunda... Sadece dün akşamki Beşiktaş taraftarları değil bunu bütün takım taraftarları bir noktadan sonra kendi takımını ıslıklamaya ya da e, şeye başlıyor protesto etmeye başlıyor yani yuhalamak olur işte top ayağına geldiğinde bağırmak olur vesaire e, dün akşam özelinde bütün takımlar için söyleyelim hiçbir pozitif katkısı olmuyor bunun oyuncuya ya da takıma ayakları daha çok birbirine dolaşıyor. Her zaman yıllardır yayın yapıyoruz, yıllardır aynı şeyi söylüyorum. Protesto hakkı yok mudur? Elbette vardır. Bunu kimse aksini söyleyemez ama yani bunun oyuncular sahada olmadığı zaman yapmak en sağlıklısı. Ya bir dönem en azından hani taraftar şunu yapıyordu, maç bittikten sonra protestosunu dile getiriyordu. Yine aynı sonra unutuldu herhalde o. Bu araya şey girdi, covid pandemi vesaire. Her neyse, yine aynı şeye geri dönmekte fayda var çünkü o dakika bir yapacaksa sıfır. Yapıyor. Sıfır yapacaksa ekstremizmi yapıyor. Doğru ama protesto Ayaktan hakkı var tarafta. Ona hiç bir protesto hakkı var. Ona yani kimse bir şey söylemiyor. Mesela mi? beyaz mendil sallarlar İspanya'da. Ama işte bu bahsettiğimiz yuhalama vesaire. Bizim de kültürümüz böyle ya. Ben, ben protesto hakkını konuşuyorum ama yanlış yönlendiriyorsun. Hayır. Protesto hakkını doğru kullanmıyorsun. Yanlış kullanıyorsun. E işte söyleme şurası. Bana şey Hayır şunu diyorum. Futbolcular çalışıyor, savaşıyor. Çalışmadıkları, savaşladıkları bir maçta ıslıklasınlar. Senle orada aynı noktada değilim protesto etsinler. Ona söyleyecek bir şeyim yok. Çünkü taraftan ne yapabilir? Sağa yabancı madde atmıyorsa, hakaret Adlı, etmiyorsa, küfretmiyorsa, ıslıklıyorsa ben ona saygı duyuyorum. Yani legal bir şekilde tepkisini gösteriyorsa, beyaz mendili sallıyorsa, ıslıklıyorsa, yuvalıyorsa ona saygı duyuyorum. Bak ona bir şey demiyorum. Ama bunu doğru yönlendir. Yani dün yanlış yönlendirdiler. Dün Beşiktaş futbolcunun sezon başından beri belki de en çok canlı başla mücadele etti. En fazla yürek sahaya koydukları maçlardan biri. Bir tane kontrataktan gol yiyorsun. Geride daha 20 dakika var. Oyunu okuyamıyorsun belli ki. Çünkü Beşiktaş 45 ile 70 arası çok iyi oynamış. Pozisyonunu üretmiş, canlı başla mücadele etmiş. Kaybettiği topları çabuk geri kazanmış. İkili mücadelelerde ayakta kalmış. Göğüs göğüse çarpışmış. Sen 70'te gol yedi diye bir tane kontratak gol yedi diye futbolcuları sıklıyorsun. Ee, o gol geldiğinde... Tribünlerin belki geneli değildir. Şimdi ben düzelteyim ıstıklanan kısma diyeyim. Bir, e, şey e, Kayseri Tiam'ın ikinci e, golü geldiğinde bu maç böyle bitmez diye düşündüm. Ya yani bu maç böyle bitmez diye Değil mi? Oyun diye öyle düşündüm. söylemiyordu çünkü. Aynen öyle. Oyun öyle söylemiyordu. Tahmin, Kasımpaşa yani maçı öyle değildi, değildi mesela. Bu maç böyle bir Kasımpaşa maçı 1-1 olduğunda o maç öyle söylüyordu. Zaten gol Doğru. gelecekti bir şekilde ve Sergen Hoca orada yanlış oyuncu değişiklikleri, Gezzal Mehmet Topal değişikliği gibi yanlış oyuncu değişikliğiyle o golün zaten geliş hızını artırmıştı. Ama bu maç öyle demiyordu. Sevgili Reji, gollere bakabiliyor muyuz acaba teker teker? Şimdi şurada özellikle benim konuşmak hangi gollü bir saniye? Çünkü pas pas saydım. Bütün Önce şey bakalım. Kayseri ile başlayabilir miyiz? Kayseri'nin iki golüne bakalım istersen. Golüyle. Kaçıncı dakikaydı? 38. dakika. Şey, Ha, Beşiktaş'ın 2-2 yaptığı gol. Sırası gelince onu da konuşacağız. Burada Uğur Bey herhalde korkunç bir... Bir başa alabilir miyiz lütfen? En baştan okuyalım tekrar. Bak burada orta sahada bir top kaybı. Vida değil mi o? Şeyle Tiyam'la beraber koşan. Evet. Evet Vida. Orada kaçırdı. Sonra Tiyam'ı bıraktı. Bütün savunmanın kurgusu bozulmuş burada. Sadece bir kişi değil, herkes galiba adam paylaşımında ya, ya da savunma da dengesiz yakalandı tabi. Kaybedilen bir top sonrası dengesiz yakalandı ama şunu da altı çizmek lazım. Tiam sola çık oynuyor. Normalde orijini Tekrar başa alalım dostlar. Bunu değil. Bir önceki golü. Evet. Orijini ha. yani kağıt üzerinde teoride Tiam'ın adamı Rozier. Maç boyunca zaten Tiam'la Rozier eşleşti. Diyorum ki burada e, vida almış. Niye bıraktı? E çünkü onun alanından kaçtı. Serdar'ın eşleşeceğini düşündü. E Serdar da orada, orada savunmada Emran'da koşuyor. Savunmada kargaşa. E Roziye'de arkadaki İlhan'a odaklandı. Evet. Kayseri'nin kalabalık gelmesi. Yani bir kişi eksik kaldılar işte. E tamam savunmada. Kayseri kalabalık geldi. Bir eşleşme sorunu yaşandı. Ama Roziye'nin de maç boyunca Tiamla eşleştiğini ve Tiyama çok fırsat verdiğini söylemek lazım. Şimdi ikinci golü de verelim o zaman. Yine i̇kinci golü de Sürele bir şey mi? Yok Kayseri'nin ikinci golünü tamam, Kayseri ikinci ikinci verelim. Çünkü benzer bir şekilde Burada şimdi pas. Yine top kaybı ama top kaybı yapılan yer yani kaleye 80 metre var. Burada niye bu pası attı? O bir garip. Tek pas yine. Bak Rozuya'ya bak. Şimdi normalde zaten hem onun alanına giriyor Tiyam sonraki hamlesiyle. Yani sabikin alanına giriyor. Hem de zaten dediğim gibi kağıt üzerinde bu Rozuya'nın adamı. Roziye Tiyama eşleşmesi lazım. Öncesinde acaba bir durdurma şeyi var mıydı? Şimdi burada top kaybı oldu. Hemen evet. fırladı. E tabi burada vida sarı kartı var mı? Daha erken karşılayıp bir sarı kart riski alabilir. Vida'nın sarı kartı var mıydı ya? İşte soruyorum. var. Ben mı? mi atladım? Serdar gördü sarı kartı. Tamam o zaman bir sarı kart riski alabilirmiş. Ama burada Roziye tam Tiyama vurmadan önce aslında Tiyama yakınlaşıyor. Ondan sonra uzaklaşıyor. Sonra da direklere vuruyor falan. İşte topa vuruyor falan. Peki Ersin'le alakalı bir Çıkarımınız olur mu bu pozisyonda? Kaleci, Beşiktaş kalecisi Ersin'le. Bakalım tekrar. Bir dakika duralım lütfen. Ee, Uğur Bey bu pasın sizce amacı neydi? Tiyam'a gidenlerin pasının hani ne yapmaya çalıştı? Ya Atiba'yı mı aradı pas. orada? Sarsak bir pas yani ezberi yapılmış bir pas. Kötü bir pas. Atiba'yı ki. mı aradı? Atiba kaçtı Ama kaleye 80 metre var. Yani Yok, Mesela o, tamam. burada karşılasalar. Gol bundan yendi diye söylemiyorum amaç neydi acaba onu? Herhalde öyle merkez merkez orta üstünü bulacağını düşünüyorum. Herhalde. Devam. Eskiden... Samet Ayva kulakları çınlasın böyle geri kaçardı. Beşiktaş'tan nereye kadar geri kaçıyorsun? Çok fazla geri kaçtı orada bir daha. Bak burada Roziye'ye bak. Aslında eşleşiyor Tiyam'la. Arkasında Ama sonra niye niyeyse vazgeçiyor. Bak sonra da yine topu alıyor. Kızıyor falan. Bak şu anda eşleşti. Önüne geçmesi lazım Önüne Tiyan'ın. Geçmedi. Bir anda uzaklaşıyor. Şimdi hem onun adamı birinci ve ikinci gol ikisinde Tiyam atıyor. Hem de iki pozisyonda da Tiyam'a yakınlaşıyor aslında. Birinci golde de ikinci golde de. Son olarak dediğim gibi Ersin ile alakalı bir çıkarımınız olur mu burada? Hani uzandı, tutamadı, ya, bütün, Bütüncül bir dengesizlik var. Çok kolay değil orada kalecinin işi. Peki. Şimdi o zaman Beşiktaş'ın gollerine geçelim. Öncelilerinin, Serdar'ın çok güzel asisti ve Lerin'in de hakikaten doğru güzel yere vuruşu. Bak stoperler geliyor Serdar'la Vida. Beşiktaş maç boyunca stoperleri buraya kadar 60. metreye kadar gelip oyun kurdular. Her iki ayağını da kullanabiliyor. Neredeyse 65-70. metreye geldiler. Stoperler geldi yani. Çok güzel bir asist. Evet. Şimdi burada şeyi de isteyebilir miyim? Madem golü verdik biraz dengeyi bozacağım ama 46'daki Larry'nin kafasında istedim ya bunun peş ikisine beraber söyleyeceğim oradaki problemi. 46'daki hemen başı. Larry'nin kafasında verelim. Atiba'nın topu önüne. O üst üste Şimdi buna atak bakalım. Larry'nin kafasına bakalım. Tamam baktık. Üst üste atak tazelediği bölümü diyorsunuz değil mi? İkinci yarının hemen başında. Pozisyonlardan yazıyor ya 46 Larry'nin kafa. Onu söylüyorum ben dakika olarak söylüyorsunuz zannettim. Pardon. Dakika olarak söyledim. 46. dakika. Bulabildik mi sevgili dostlar? Biraz vakit alabilir. Akışı Bu evet. O değil miydi? Bu ha bu bunun pozisyonu. tekrarı mıydı bu, evet, evet, bu gol pozisyonu. Çok benziyordu. Peki. Şimdi Kayserispor'un sağ beki ha geldi. Ama bu değildi ki. Kayseris bu, bu, son, bu 66'daki kafa bu. 46'daki kafayı söyledim. Onur başladı sonra sakatlandı. Onur başladı Sabek'te. Ee, Onur geldi. hem ofansif olarak iyi oynadı, hem de defansif olarak Doğru. tabi tabii Larin'le eşleşti doğal olarak. Larin'le biraz daha iyi mücadele etti. Sonra Onur sakatlanınca Ramazan Civelek girdi. Ramazan normalde bir açık oyuncusu. Fenerbahçe kökenli. Fenerbahçe altı çıkmıştı. Aslında sol açık sağ açıkta oynayabilen bir açık oyunu. Sabek de oynuyor uzun ama Aslı bir açık oyuncusu. Ve Ramazan'ın boyu yanılmıyorsam 1.70. Eşleşmede çok şey kaldı, güçsüz kaldı. Lerinin boyu kaç? Belki 1.90. 1.70'lik bir adamla eşleşti. Dengesiz kaldı. Eşleşir eşleşmez zaten 2-3 dakika sonra bu gol geldi. Dolayısıyla futbolda böyle bir şey yani detaylarda gizli. Bilmiyorum o arada konuştular mı? Serdar Saatçı'nın mesela orada Lerin'le uzun oynaması, Lerin'le Ramazan eşleşmesi görüp 46'daki pozisyonu da öyle oldu. Hemen ikinci yarının başında belki de devralistik konuştular. Ya Lerin'le Ramazan hani basketbolda olur ya bir matchup problemi olursa içinde. Bir takım dört kısa ile oynuyordur. Sürekli o uzun üzerine oynarsın. O eşleşme sorunundan hemen bir şey üretmeye çalışırsın. Tam öyle oldu. Bir matchup problemi yaşandı. Evet. Larin ile Ramazan arasında bir eşleşme sorunu yaşandı. Beşiktaş hemen ikinci yanın başında da Larin ile oynadı. Ben o anda şunu düşündüm. Ya herhalde devre arası bunu konuştular. Larin ile Ramazan arasındaki boy dengesizliğini. ...hemen dedim Larin'e oynamaya başladılar. O yüzden istedim 46 pozisyonu. Ee, önemli yani, detaylardan biriydi o. Peki. O zaman Beşiktaş'ın ilk golüne baktık. Diğerlerine geçeceğiz. 46'da ikinci yarının başlamasıyla beraber az önce Uğur söylediği kafa vuruşu öncesinde Beşiktaş yine soldan yüklendi. Atiba ile geldi. Orada çok güzel bir e, ayağıyla topuyla önüne aldı. Topu 48'de Rıdvan'ın soldan yine ceza sahasında şutu var. 51'de Batshuayi'nin şutları vesaire. Beşiktaş hakikaten çok hızlı başladı ve üst üste atak tazeledi. İkinci golü 2-2 yapan golü de 84. dakikada. Burada Güven yine çok güzel buldu boşluğu. Offside'den da sakındı. Batu Şua'yı ve golü yaptı. Beşiktaş bu dakikaya kadar... 6 pasla geldi bu arada Beşiktaş. 3. bölgeye geliyordu. Oralara kadar geliyordu ama 3. bölgede şu güvenin yaptığını yapamıyordu. Ya Eksiklik 3. bölgedeki o sihirdi. Şapkadan tavşanı çıkaracak hareketti. Bak güven burada kalabalıkta. Sakin kalıyor 3 kişinin arasında ve Batu, Batu da orada bir adım geri geliyor. Nihayet offside'den kaçmayı başarıyor. <laughs> Çünkü o bir adım almasa yine offside'da. Güven'in kendini iyi hissettiği yer de orası değil mi? Güven normalde sol açık girdi ama oralarda dolaştı. Top istedi, top aldı, sorumlu kaldı. Ön tarafta sorumlu kalan bir oyuncu. Merkezde kalabalıkta ve bu ekstrayı yaptı. Sonraki golde de bir daha ekstrayı yaptı zaten. Bak burada Batu o adımı atmaz offside'de kalacak. Uğur da offside olduğunu düşünüyor zaten. Bir sonraki gol Beşiktaş'ın 3-2 öne geçtiği gol 90'da geldi. Yine güven bir ekstra yapacak burada. Kayseri pozisyon ararken bir taçla ceza sahasına geldi Tiyam. Burada çıkardı. Rozi'ye uzun oynayacak. Ve Piyan için pası. Muhteşem değil mi? Evet ama bak Güven burada alıyor. Yine oyuncuları üzerine çekiyor. Üzerine çektikten sonra son anda Batşuay'a giriyor. Yani yine ekstra yapıyor. Batşuay'ı tamam çalım şut. Batşuay'ın bugüne kadar kaçırdıklarını düşününce bu gol herhalde hakikaten e, o Önder Hoca'nın seyrettirdiği video işe yaramış dedirtiyor. Değil <laughs> mi? Özgüveni yerine mi gelmiş? Sanki. Vallahi Batu Şahı hafta içi güvene bir yemek ısmarlasın. <laughs> yani çünkü yine maçın sonunda farklı olabilirdi hikayesi. Bu golü en baştan bir daha alabilir miyiz lütfen? Yani savunmadan çıkışı tek pasla en baştan. Şeyin atağından, Kayseri'nin TMO şutundan itibaren alabiliyor muyuz? Burada tek pasla, taçla geliyor Tiyam. Ersin kapatmış köşesini. Karşılıyor. Can burada açtı ve tek pasta 5-6 oyuncu birden oyundan düştü. Bu arada Piyaniçi 6 numara oynadı bu maçta. Yani Josefian oyununda oynadı. Piyaniçi 6 numara Can sağ iç, Atiba sol iç oynadı. 4-1-4-1 oynadılar. Savunmanın da oynayan adam Piyaniç'ti. Yani derin oyun kurucu rolünde oynadı. Orada da yine Önder Karaveli'ye bir kredi tanımak lazım. Çünkü herkes Atiba'nın savunmanın önünde oynadığını düşündü. Öyle değildi. Savunmanın önünde oynayan adam Piyaniş'ti. Maçın da en çok koşanı Piyaniş'ti bu arada. Şeyde kat edilen mesafelerde birinciydi. Ve ayrıca savunmadan çıkışlarda da ekstrasını gösterdi. Bu golde olduğu gibi. Belki de Piyaniş'i orada kullanmak lazım. Beşiktaş'ın dördüncü golü. Şimdi burada taç olacak. Ya Beşiktaş 3-2 önde Ersin taç attı topu risk almamak adına. Evet. Burada Rıdvan pası kesecek. Şimdi bu noktada Kayseri iki orta sahasını çıkarmıştı. iki forvet sokmuştu zaten. Oğuzhan yani tamamen atması. orta saha yok olmuştu. Evet. Güven yine bak rakiplerin üzerine gidiyor. Yine risk alıyor. Yine doğru yere koşu yapıyor. Üç golün kalbinde güven var. Ve bu adam beş yeni transfer değil yani. Sergen Hoca gidince gelmedi. Sergen Hoca varken de vardı. Oğuzhan'a ne diyeceğiz? Oğuzhan da 15 dakika gayet etkili oynadı bana sorarsan Hikmet hocanın e, o tahlilinin ben de bir şanssızlık olduğunu düşünüyorum yani girmek istemediğini falan düşünmüyorum bir yanlış anlaşılma olmuş Çıkışlarda vardı o da çok peki istekliydi peki yani peki yapabilir Olsan 90 dakika oynasın demiyor kimse 90 dakika oynayabilecek bence fizik standartta göremedim ben Hocası da zaten Önder Hoca da aynı şeyi söyledi. Ama 15 oynayabilir yani çünkü Olsan'ın kalitesi var. Da. Oynadı da gayet etkili de oldu ee, burada da e, ee, tekrar altını çizmek lazım. Kayseri Spor'un yaptığı değişikliğin tekrar altını çizeyim. Yani sadece 4-2 özelliğini söylüyorum. Kampanyaro ve İbrahim'i çıkardı. İki tane merkez orta sahnesini çıkardı. Mane ve pek demek. İki tane forveti soktu. Orta saha tamamen yok oldu. O dakikada Kayseri'de. Dört tane forvet vardı içeride. Zaten bu riski aldı Hikmet Hoca 3-2'den sonra. Beşiktaş'a iki pasla golü buldu. Evet o yüzden dördüncü gol aslında doğal. Dördüncü gol özelinde sadece söylüyorum. Dün akşam Beşiktaş bir galibiyetten daha fazlası oldu oyuncularını kazanma anlamında ve de bu performansı, oyuncuların performansını herkese gösterme anlamında Batu Şuay'ın oyuna katkısı, Güven'in, Oğuzhan'ın oyuna katkıları, genç stoper kardeşimiz 18 yaşında Serdar Saatçı ki az önce gazeteden okuduk bir de kendisinden dışarıya giden out olan topu hocasına bildirerek, hoca korner vermişti çünkü, Aynen out olduğunu belirterek ha bu pozisyonda Kimse de görmemişti yani. Ali Şansalan'a uyardı. O da onu tebrik etti ondan sonra. Teşekkür etti Ali Şansalan'da. Hakikaten bunlar çok çok güzel şeyler. Oyun anlamında. Hocanın da tebrik etmesi çok çok şık bir hareketti. Kesinlikle. Değil mi? Tam, tam sportmen ruha yakışan iki hamle. Gördük ikisini de. Bunu yapan çocuğun 18 yaşında olması tebrik çok umut edelim. veriyor sadece çocuğun değil Beşiktaş'ın Türk futbolunun geleceği adına umut veriyor. Aynen söylediğiniz gibi maç önündeki dizilişlere baktığınız zaman Piyaniş önde Atiba arkadaydı. Acaba hep konuşuyoruz Gezzal'la Piyaniş birbirlerinin performansını mı acaba sınırlıyor? Yani iki tane çok yetenekli iki tane çok becerili adam ama acaba bu kadar beceri bir sahanın içerisine fazla mı geliyor? Alan paylaşımında ya da top paylaşımında bir sorun mu var derken dün akşam Önder Hoca'nın kurgusu. Farklı bir şey söyledi mi? Farklı evet, bir şey sundu mu? Bu çok mu? iyi. Çok bu iyi teşhis bu. Tebrik ederim. Estağfurullah. Yerimden kalkıp <laughs> e, tebrik <laughs> etmek isterdim. Buyurun. Yani evet. Bu, bu çok önemli bir teşhis. Belki de. Çünkü e, çok kısıtlı bir alanda e, oynamak durumunda kalıyorlardı. Şimdi Joseph diyelim ki 6 numara oynuyor. Önünde Can'la Piyano oynuyor. Hele Piyano sağ iç oynuyorsa. Çünkü bazen sağ iç bazen sol iç oynuyor. Fark ediyor. Partnerine göre. Evet. Partnerinin Atiba olmasına göre, Teşehra olmasına göre, Can olmasına göre değişebiliyor piyan için yeri. Hele sahiç oynuyorsa çok daha yaklaşıyorlar Gezlerle. Artık aralarında kağıt üzerinde bir 10 metre var. Realitede bayağı aynı bölgede topla buluştukları çok yakın çarpıştıkları anları hatırlıyoruz. E Gezzal'le piyan için yakın olması aslında uzak olması belki de avantajı. Çünkü futbol bazen böyle yani 2 ile topluyorsun bazen dört etmiyor. Biz sizin de burada şunu çok net konuştuğumuzu hatırlıyorum. Ağırlık merkezi, iki tane çok yetenekli oyuncu ağırlık merkezi. Acaba e, onu uzaklaştırmak mı gerekir birbirinden? Ya da farklı bir formül bulunabilir mi derken Önder Hoca acaba dün akşam o formülü buldu mu? Bunu tabii acaba tek onu maç söyleyemeyiz ama. Yani hem geriden çıkış kalitesini artırmayı düşünmüştür. Çünkü stoperlerin Serdar Vida acaba aynı kalitede çıkarabilir mi diye. Belki Piyaniş'le onu artırmak istemiştir. Hem de Piyaniş'le Gezel'in mesafesini açmak istediyse süper daha iyice yani işe yaradı kesinlikle işe yaradı çünkü i̇şe hatırla Piyanist'le Gezzeli çok yakın binden. gördün mü bayağı mesafeleri Aynen vardı gördüm. Piyanist savunmanın önünden çok kritik alan çok paylaşımını ve yetenek dağılımını daha iyi yaptılar 2006 Dünya Kupası Brezilya kadrosu yanılmıyorsam yanılmıyorsam eğer yanılıyorsam arkadaşlar düzelsin Ronaldinho kaka Adriano fenomen Ronaldo kadroya bak hmm. ya nasıl oynatacaksın bunları 4-2-2-2 oynamışlardı kanat yok İki tane orta saha. Zeroberto ile Çıkın oynayın arkadaşım. Kleberson ya yani. da yanlış olabilir. O 2002'deydi galiba. Zeroberto ile bir tane daha ön libero. Önünde Ronaldinho Kaka. Önünde Adriano Ronaldo olmadı. Olmadı biliyor musun? Ronaldinho yok Kaka. Hani tarihin en büyük oyuncularından ikisi. Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları var. Birinin Libertadores'i var. Birinin ikisinde Dünya Kupası var falan filan yani. Evlerinden madalyalar odalara sığmıyordur. Bir arada tarihin en yetenekli takımı diyorsun olmadı. Bazen olmaz. Bazen yakın olmaları bir uzak olmaları lazım bu yetenekli oyuncuların. O şey olmamıştı. Onu hatırladım. Piyaniç, Gezzal'dan bahsedince siz. Atiba yerine biraz daha çünkü formsuzluk her ne kadar iyi niyet olsa da formsuzluk devam ediyor galiba Atiba'da. Belki biraz daha bilmiyorum dinlenmeye ihtiyacı vardır. Hiç bilmiyorum haksızlıkta etmeyeyim. Yaş kaç 38 mi? Atipa'da. Evet 83'lü. Yani maşallah var hala üst düzey futbol oynayabiliyor ama orada Atiba yerine ne bileyim belki Güven'le başlanabilir. Güvencan ikilisi. Çünkü kanattaki performansıyla Güven'in dün akşam gördüğümüz gibi ortaya devrildiğinde, ortaya devrilerek oynadığındaki performansı çok ama Hı -hı. çok farklı. 4-4-2 yani gibi. Güven'i ikini santrfor gibi kullanmak. Gibi. Bu maç özelinde belki olabilirdi ama hani Kayseri'yle oynuyorsun, topu çok fazla istemiyor. Top genel olarak sende kalacak ceza alanına çok da bindireceksin olabilirdi. Çok tabi varsayımlar üzerine konuşuyoruz ama Önder Hoca da şunu düşünmüş o haber. Tek planları kontratak. Kaybettiğimiz toplarda hızlı çıkış yapacaklar ve onu Atiba'yla canına kesmeye çalışayım. Zaten piyanistten çok fazla böyle bir umudu yok. İşte Atiba'dan da verim alamadı diye o, o varsayımla söyledim bu minvalle. Evet işte kağıt üzerinde maçın başında öyle düşünmüştü. ama 75'teki Atiba Oğuzhan değişikliği sonrası Beşiktaş'ın da o bölümü 15 dakikayı 3-0 kazandığının altını çizmek lazım. Öyle değil mi? Doğru kesin. 15 dakikanın sonucu 3-0. Oğuzhanlı bölüm, güvenli bölüm. E, tartışmalı pozisyonlara da, hep he, e, istediğimiz pozisyonların hepsine girdik değil mi? Vur be eksik bir şeyimiz kalmadı. E, tartışmalı olabilecek pozisyonlar. Şöyle şey bakayım. aklıma geldi ya tartışmalı pozisyonlara geçerken. Hangisi? gol e, gollerini izletmiş ya. Evet. Önder Karaveli Ali Eren. Ali Eren Beşerler bir maçta uzaktan bir şut atıyor dağlara taşlara. O zamanki Beşiktaş çek Direktörü Galli John Benjamin Toşak diyor ki ya Ali Eren oradan kaç golün var diyor. <laughs> Ali Eren de diyor ki hocam senin kaç golün var diyor. Sonra diyor Ankara deplasmanına gidiyorduk otobüsle diyor. Yol boyunca Toşak'ın gollerini izledik bitmedi diyor. <laughs> yol 4 saatlik yol yet, yetmedi bitmedi diyor. Aklıma o geldi. Keşke sormasaymış. Evet bazen iyi gelir. Bunları hatırlatmak. <laughs> Doğru, Toşak nasıl futbolcu olduğunu hatırlatmış. Ali Eren Beşerlere bat şu da kendisini hatırlatmış belli ki Önder Hoca. Şimdi e, Uğur Beyciğim şeyin e, ilk golünde Kayserispor'un ilk golünde Tiyam'un ilk golünde. Dün akşam e, Güntekin Onay'ı da sordu. E, acaba bir offside durumu söz konusu olabilir mi diye. Çünkü Emrah öncesinde çıkmak üzere şey yaptı. O pozisyonu e, bir dakika söyleyeyim. Pozisyon 11. Dostlar, onu bulabilirsek eğer. Tamam. E, dün akşam Bülent Hoca, Bülent Yıldırım, yani Trio programında ele alındı bu konu. Şöyle çok güzel bir ifade kullandı. Ben onu aynen okumak istiyorum. Size verelim lütfen dostlar ekranı. E, burada çizgi çizilmedi dedi. Şimdi bakın. Buradan orta gelecek. Önce Emrah yükseliyor vurmak üzere. Hani topla oynama, kaleciyi ya da savunmayı şaşırtma. Dolayısıyla bir offside olabilir miydi diye. Bir offside çizgisi çizilmedi. Çizilmesine de gerek yok. Çünkü burada offside yok dedi hoca, Bülent Hoca. E, Emrah. Burada evet şeklin olsaydı ama şöyle devam etti: ee, Bir topla oynaması gerekir. Topla oynuyor mu? Hayır. İki topla rakip için mücadeleye girersin. Yani savunmayı üstüne sırtına alırsın. Başka yere çeker bir başka arkadaşına avantaj sağlarsın. Öyle bir durum da yok. E, üç kaleciyle aynı çizgide olursun. Kalecinin açısını kapatırsın. Görüş alanını kısıtlarsın. E, burada bu da e, yok. Emrah topa değmiyor. Serdar'la mücadeleye girmiyor. Burada dolayısıyla Emran offside olma durumu söz konusu değil dedi ki kurala göre Doğru. makul bir Aynen öyle. E, açıklama. Net temiz bir açık ama ifade oldu. Bir de benim aklımda kalan, bilmiyorum sizin aklınızda kalan var mı? İki pozisyon. Birincisi pozisyon 27. Dostlar, Beşiktaş'ın Hüseyin'inin güvene bir müdahalesi var mı? Şu pozisyonda. Sonrasında Gezal da girecek ceza sahasına. Bir de burada bir birbirine bağlı iki şey. İtiraz etti burada Beşiktaş'ta oyuncular. Ne dersiniz? Burada sanki güvene bir şey yokmuş gibi. Görüyorum ben. Müdahale yokmuş ama gözden mi kaçıyor acaba? Orada bir hamle var da mı? Farklı açıları var mı? Bu açılardan ben de çözüyorum. Bu Gezal Gezal ki. Gezal'a ne diyorsunuz? Neyse geldi en baştan. Gezal'ınki de galiba direkt topa vuruyor zaten. Ha, bakın Leo burada. Karol. Gezal'ınki de şüphe yok. O temiz gibi görünüyor. O temiz. Güven'inkine şurada. bakalım. Sanki ya bir darbe da, göremedik ya. Bu da temiz gibi evet. Hüseyin'in değmiyormuş gibi bana da öyle geldi. Görünüyor burada. de zaten Karol direkt topa müdahale ediyor. Orada sıkıntı yok. Hüseyin'i güven pozisyonunu da yani gözden kaçırmıyorsak bir da, bir darbe göremedim ben. Bir de dediğim gibi bir pozisyon da şimdi Karol Lionel Karol. Kaçta görmüştü şeyi? Kartı 85'te. E, pozisyon 26. Lionel Karol'ün bir sarı kartı var bu pozisyonda. Evet. Burada şey, işte bu hareketten... Taç atışlarını sistemli olarak geciktiriyordu Karol. Bu peş peşe ikinci taçtı. Bir önceki taçı da geciktirmişti ama orada böyle garip hareketler yapmamıştı. Bu taçta topu yere vurdu yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi topu alacak. Topu değil galiba. Önce topu yere bak. Önce topu yere vuracak. Arkadaşlarım yok diye. Ha. Ondan sonra da, da... arkadaşlarına tepki gösteriyor. Neredesiniz diye. Sonra da şey atılıyor. Yabancı madde atılıyor diye onu gösteriyor şeye hakeme. E, 90 artı 4te de gözden kaçan sanırım kaçtı. Batshuayi ile mücadelesi. Şimdi pozisyon e, 29 arkadaşlar. Onu da bir getirelim ekranı. Burada sanki ikinci sarıdan e, sevk edilmeliydi gibi düşündüm ben ama bilmiyorum ne dersiniz. Başka açıları da gelecek şimdi. Şu. O, o dirsek gerekir mi sizce? Şu. Gerekir. Bayağı bir surat Birinci var. pozisyonla başlayayım. Bu, Birinci pozisyonda da ucuz kurtulmuş aslına bakarsan. Neden dersen sadece taç atışını geciktirmek değil. Ucuz kurtulmuş derken kırmızı kart anlamında mı? Evet. Topu yere vurmak suretiyle tribünleri de galeyana Aa, tabii, getirmek tabii, tabii. ve maçın tansiyonunu manasız yere artırmak. Önümünde, Sarı buçuk yani. ha Kırmızı verse belki ağır mıydı diye tartışırdık. Kabul ediyorum. Ama futbol kurallarında hani böyle kifayetsiz kaldığı bir an. Sarının da tam olarak hakkını karşılamadığı, fiilin karşı, hakkını karşılamadığı bir an olduğunu düşünüyorum. Yani Karol'ün orada yaptığı sportmen dışı bana sorarsan. Yani geliyorsun zaten e, o sırada skoru korumaya çalıştığının farkındayız. Bir de bunun yanında arkadaşım yok diye topu yere vuruyorsun. Tribünden yabancı maddeler yağmaya başlıyor. Manasız yere maçın tansiyonunu değiştiriyorsun. Doğru. Dolayısıyla o hiç masum değil yani. Hiç etik değil bu yaptığı. Gerek yok. Karol abi. Karol'ün. Buradan sarı kartta kurtuluyor ama sonrasında hava topundan önce zaten dirseni kullanıyor. Evet. Top daha hava mücadelesi olmadan dirseni kullanıyor. Pekala orada ikinci sarı rahatlıkla olabilirmiş. Başka da bilmiyorum e, aklınıza takılan başka bir şey var mı? Benim notlarım arasında başka şey yok. Pozisyonlarla ilgili yok. Pozisyon Maçla yok. ilgili ufak bir iki bir şey söyleyebilirim. Tabii çünkü bir de teknik direktör haberimiz var. Beşiktaş'tan e ona geçeceğim ondan sonra. Buyurun. 116'ya 110 kat ettikleri mesafe. Beşiktaş 116 Kayseri 110. Enteresan değil mi? Beşiktaş'ın ikinci yarı kaç dakika uzadı? Altı dakika uzadı. Kat ettikleri mesafe konusunda geçtiğimiz günlerde verdik işte. Dört büyükler içinde en gerideydi. Kat edilen mesafe Doğru. konusunda. Doğru. 108-109 Şampiyonlar Ligi ortalaması Beşiktaş'ın bu sezon. Burada 116 kat edilen mesafe anlamında bir kendini aşmış. Burada herhalde takımın gençleşmesi, gençleşmesi derken ilk 11'de Serdar Rıdvan Can, bir de sonradan giren Güven, bir 22 dakika falan yapıyor uzatmalarla beraber. Etkisi olabilir. Daha dinamik oyuncu sayısının ve onların aldığı sürelerin artması. O dikkat çekici. Kayseri'den 6 kilometre fazla koşmuyor. Çünkü çok hatırlamıyorum 5 yaşım bu sezon. Böyle bir istatistik kaldığı rakibiyle böyle bariz bir fark. Bu maçta... 116-111'miş bu arada ekranda görüyorum. E öyle dediniz zaten. 110 dedim sanki yanlışta. düzeltiyorum. 111'miş. Ee, i̇kincisi de Kayseri Spor'un kornerlerinde Beşiktaş yine alan savunması yaptı. Duran toplarında ve kornerlerinde. Onu merak etmiştim. Acaba Sergen Hoca gittikten sonra... Karma mı yapacak? Bununla ilgili bir rotuş olur mu diye. Yok alan savunması devam ettiler ve yine e, tabirin başını Allah'a emanetti yani Beşiktaş kornerlerde. Öyle gördüm. Kayseri çok değerlendiremedi ama acaba zaman içinde bununla ilgili değişiklik olur mu diye gözlemlemeye devam edeceğim. O zaman sayfamızda gazete başlığımızla devam edelim. Hürriyet gazetesi. Yönetimin bir numarası Pinheiro demiş Beşiktaş'ta. Sergen Yalçın sonrası Portekizli hocanın ismi öne çıkıyor. Geçen sezon başına geçip ikincilikte şampiyon yaptığı Estoril bu yıl birincilikte beşinci sırada. Siyah beyazlılara prensipte olumlu yanıt veren Pinheiro, Portekizli gazetecilerin Beşiktaş'ta görüştünüz mü sorusunu ateş olmayan yerden duman çıkmaz ama ben Estoril antrenörüyüm diye yanıtladı. Portekizli'de böyle bir şey var mıymış acaba ateş olmayan yerden duman çıkmaz diye bir deyim var mıymış acaba? Herhalde bunun karşılığı bir şey vardır tahmin ediyorum. Öyle görünüyor. Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası birçok isim Beşiktaş'ta anılırken yönetimin bir numaralı adayının Portekiz ekibi Estoril ile çalıştıran Bruno Pinheiro olduğu öğrenildi. Bu sezonda Estoril ligde 14 hafta sonunda 6 galibiyet 6 beraberlik 2 yenilgiyle 5. sırada bulunuyor. Estoril dün belenen sesi 1-0 yenerken baştan sonra Beşiktaş iddiaları sorulan 45 yaşındaki teknik adamın ateş olmayan yerden duman çıkmaz ama ben Estoril'in teknik direktörüyüm çok mutluyum yanıtı vermesi dikkat çekti. Diğer adaylar arasında Portekiz hocayı ikna etmek için temaslarını sıklaştırması bekleniyormuş. Beşiktaş'ın diğer adaylar arasında Şenol Güneş ve Okan Buruk isimleri öne çıkıyor. Piniero da ısrar edecek olan siyah beyazlar olumsuz yanıt gelirse rotasını diğer isimlere çevirecek. Bu arada geçen hafta konuştuğumuz Farke'nin yanlış hatırlamıyorsam bütçe konusunda anlaşamadığını hmm. Beşiktaş'ta ve olumsuz yanıt verdiği şeklinde bir haber okudum hafta sonu. Dolayısıyla şu an için gündemden düşmüş gibi anladım ben. Bilemeyiz elbette ama sanki gündemden biraz daha düşmüş gibi görünüyor farkı. Piniero bilmiyorum ne dersiniz. Şimdi Daniel Farke ile ilgili şöyle bir yorum yapmıştık. Beşiktaş'ın yönelimi heyecan verici. Aynı heyecan proje verici. 45 plan. yaşında evet. Ee, pozitif uzun problem. vadeli plan yapabileceğin inovasyon yaratabilecek, kafasında net bir planı projesi olan hoca Daniel Farke. Norwich zaten bu planla projesi ısrar ettiği için işinden oldu. Eğer biraz esneseydi, biraz elastiki davransaydı belki halen devam ediyor olabilirdi. Ve Daniel Farke'nin Beşiktaş için daha uygun olduğunu düşünmemi iki sebeple gerekçelendirmiştim. Bir, pozitif futbol. Norwich'te iki sezon şampiyonşipte tozunu atmaları, hep üçüncü bölgede oynamaları, ofansif zihniyetli bir hoca olması, ma ile hücum etmeye inanması, en iyi savunma hücumdur inanması. iki oyuncu geliştirme becerisi. ilk yıllarında sadece 1 milyon pound harcamışlar transfere. lig oyuncularını geliştirerek Premier Lig'de onlarla mücadele etmeye çalıştı. işte Pukki gibi, o zaman bu gibi sonradan kaybedeceği oyuncuları vardı ama mesela Kentwell gibi bir oyuncu kazandırdı dünya futbolunu. Ama Piniero ile ilgili verilere baktığım zaman onun biraz daha Konservatif oyun tarzıyla Estoril'e başarılı olduğunu görüyorum. Tabii ki kolay değil. Portekiz de çok güçlü bir lig. Ama mesela bu sezon şu ana kadar 150 şut atmış ligde toplam. Estoril takımı 18 takım içinde son sıralarda attığı şut sayısı itibariyle 19 gol atıp 13 gol yemiş. Belki de kadro kalitesi buna imkan veriyordur. Tabii ki oturup konuşmak lazım. Tabii ki sadece bu verilerle hareket etmemek lazım ama gördüğüm kadarıyla Estoril'in Mesela 1-1 Benfica, 1-1 2-0 Braga yenilmişler. 1-0 Belenense'si yenmişler. Yani son maçtaki sonuçlarda 1-0, 1-1, 0-2 gibi sonuçlar almışlar gördüğüm kadarıyla. Tabii ki oturup Estoril'in futbolunu izlemedim. Çok iddialı bir şey söylemek istemiyorum. Sadece buradaki ufak bir şerh düşmek istiyorum. Daniel Farke büyük takım çalıştırmaya daha uygun kodlanmış bir direktördü. Acaba Pinero öyle mi? Daha iyi incelemek lazım. Ben de şöyle formüle etmek istiyorum bu konudaki düşüncemi. Naçizane Slaven Bilic, Şenol Güneş ve Sergen Yalçın ile üç farklı hocayla aynı pozitif futbolu, hücum odaklı, aynı pozitif futbolu oynayacak ve buna uygun oyuncular tercih edecek ve belki buna uygun oyuncular yetiştirecek. Bir plan, proje, gelenek, ekol. Sanki farkı bunun devamını getirebilecek isimmiş gibi yoksa ben hani tanımam, etmem, babamın oğlu değil vesaire. Piniero ise o profilden daha farklı bir isimmiş gibi geliyor bana. İkisinin arası elbette Beşiktaş yönetimi oturacaktır, konuşacaktır, düşünecektir, tartacaktır, biçecektir, ölçecektir. Ama dışarıdan bakınca sanki durum biraz böyle gibi görünüyor ve pozitif futbol oynayan bir takımın bu genlerinden ya da bu alışkanlıklarından vazgeçmemesi futbol izleyicisi olarak bizlerin temennisi elbette. Ama şöyle bir tekrar özür dileyerek şunu da eklemem lazım. Buyurun. Tabii ki Daniel Farkey'i daha iyi tanıyoruz. Tabii ki Premier Lig'i daha yakından takip ettik. Farkey'le ilgili elimizdeki veriler daha fazla göreceğiz. Çok daha evet, güvenilir. Ama ile ilgili haksızlık yapıyor olabiliriz. Portekiz ligini yakından takip etme şansımız yok. Estoril'de es yakından takip etme şansımız değil. yok. Evet. Eldeki veri setiyle mesela şimdi genç gibi. bir takım olduğunu da görüyorum. 25.4 yaş ortalamasıyla oynamışlar bu sezon. Yani daha iyi analiz etmek lazım. Beşiktaş yönetim herhalde bu analizi yapmıştır. Elbette. Çok yüzeysel olacak. Onunla ilgili söylediklerimi bir haksızlık etmek istemiyorum. Ama gördüğüm kadarıyla bu verileri itibariyle belki de kadro kalitesi buna imkan veriyordur. Az şut atan, az deneyen, az atıp az yiyen, daha mütevazı, daha konservatif, daha tutucu bir oyun tarzıyla ligde beşini sıraya taşımış Estor ile. Onu görebiliyoruz. Varsa ekleyecek bir şeyiniz şimdi alalım yoksa araya gideceğiz. Değerli izleyenler dün akşam oynanan Beşiktaş Kayseri spor ve sonrasında yaşananları Baçın bütün açılarından ele aldık değerlendirdik bir ara vereceğiz ardından tekrar gazete başlıklarımıza devam edeceğiz. Sabah gazetesi geliyor efendim. Ekranlarınıza başlığımız ise şimdi daha güçlü olacağız. Antalya, Fraport'ta Antalya Spor yenilgisi sonrası. Trabzonsporlu futbolcular soyunma odasında kenetlendi. Teknik direktör Abdullah Havcı kimsenin morali bozulmasın. Sadece 3 puan kaybettik derken Kaptan Uğurcan başımızı öne eğmeyeceğiz. Aksine daha ileriye bakacağız sözleriyle arkadaşlarına moral verdi. E, ya Elbette böyle olacaktı zaten. E, bugüne Trabzonspor elini kolunu sallayarak gelmedi. Trabzonspor doğru işler yaparak geldi. Ve hiçbir takımda yenilmeyecek diye bir kanun kural yok. Elbette puan kayıpları olabilir. Son derece normal karşılamak lazım. Ve aynen söylendiği gibi devam edilmesi de en mantıklısı. Diğer taraftan Antalya Spor'a Şahin Doping'i demiş gazete. Şuradan bakayım. Futbolculuk kariyerinin noktalayarak Ersun Yanal'ın yerine Antalya Spor'da teknik direktörlüğü adım atan Nuri Şahin, Akdeniz ekibini yükselişe geçirdi. 33 yaşında büyük bir sorumluluk alarak görevi kabul eden Şahin, 8 haftalık süreçte takımına 13 puan kazandırdı. Yanal döneminde 8 gol atıp 12 gol yiyen Kırmızı Beyazlılar, Nuri Şahin'le daha fazla gol, yani 12 gol bulurken filelerini de daha fazla rakibe kapattı. 33 yaşındaki genç hoca topladığı puan primleriyle Antalyaspor'a Spor'a 12,5 milyon lira kasa kolaylığı da sağladı demiş gazete. Maça hemen hızlıca dönecek olursak. Evet. Uğur Bey. Şimdi Trabzonspor'la elbette başlamamız doğal lider ama bir izleyicilerden bir 3-5 dakika izin isterek Antalya Öncelikle çok güzel bir yazı hissedim. yazmışsınız dün elinize sağlık. Teşekkür ederim. Maçın ardından. Çok naziksiniz. Çünkü aynen Fenerbahçe gibi 3-4-2-1 oynadılar. Fenerbahçe'den bu sezon çok alıştık ama Antalyaspor farklı bir uygulama yaptı. İki kanat peki Bünyamin ve Güray. Bünyamin Ümit Milli futbolcumuz. Güray da zaten uzun zamandır hayatımızda olan tanıdığımız özel bir oyuncu. İki kanat peki Bünyamin ve Güray. Bünyamin'in önünde Gaça, Güray'ın önünde Doğukan'la maç boyunca Antalyaspor'un oyun kalbi onlardı. Dolayısıyla üçlü savunma ile ilgili hep söylüyoruz ya basit bir kaide var. İki kanat bekin savunma yapıyorsa o beşli savunma oluyor. Hücum yapıyorsa üçlü savunma oluyor. Bünyamin ve Güray hücum yaptığı için maç boyunca hücum yaptıkları için ki ilk yarıda Bünyamin ve Gaça üzerinden çok pozisyon buldular. İkinci yarıda Güray ve Doğukan üzerinden çok pozisyon buldular. Maç boyunca hücum ettiği için iki kanat peki. Antalya Spor'un üçlü savunma oynaması anlam kazandı. Çünkü üç savunmacın 7 hücumcun oluyor o zaman. Artı 1 oluyorsun. Birçok pozisyonda Trabzon'a karşı bir eşleşme sorunu yaratlar. bu kanat beklere sayesinde. Çünkü ileride zaten 3 oyuncusu var. Gaça, Doğukan ve Mukayru. 2 bekte bindirdiği zaman, Bünyamin ve Güray bindirdiği zaman orada 5'e 4 bir eşleşme sorunu yaratıyorsun. Zaten üçlü savunma oynamanın amacı da bu, maksadı da bu. Euro 2020'de Almanya Portekiz maçını hep örnek veriyorum. Almanya Portekiz'i 4-1 yendi ve aslında kamuoyunun çok beklediği bir sonuç değildi ama nasıl yendi Joachim Löw Portekiz'i? İki kanat peki Gosens ve Kimmich oynadılar o gün. Hücumda bir dengesizlik yarattılar Portekiz'e karşı. 5'e 4 yarattılar. Özellikle Gosens sürekli boş kaldı solda çünkü Portekiz bir anda 4'e 5 kalınca savunmada bir eşleşme sorunu yaşandı. Ve Gosens'in 3 golde katkısı vardı. Çok benzer bir şekilde Antalya Spor aynı Almanya Portekiz maçında olduğu gibi Trabzon'a bir üçlü savunma dengesizliği yaşattı. Nuri Şahin'i tebrik ederim. Yani bu maçı kazanmasalardı da aynı şeyi söyleyecektim. Skor 1-1 bir iken de bunu düşünüyordum. Çok başarılı bir 3-4 uygulaması yaptılar. 3 4 bir uygulaması yaptılar ve nasıl oynanacağına dair adeta bir e, kılavuz. Bir kullanım kılavuzu, bir kullanım kitapçığı verdiler. Yani bu 90 dakikayı 3 4 2 nasıl oynanır? Kitapçık olarak izleyebilir. Pozisyon pozisyon, hücrelerine, moleküllerine ayırabilir analiz edebilirsiniz ve bir şeyler öğrenebilirsiniz. Nuri Şahin'i bu anlamda tebrik etmek isterim. Abdullah Avcı Trabzonspor tarafına gelince Trabzonspor'un sezonu resmen iki ayrı perde oldu. Birinci perde 9. haftada bitti. Fenerbahçe maçıyla beraber. Fenerbahçe'ye karşı Trabzon 20 şut atmıştı. Fenerbahçe'nin sadece 5 şutu vardı o gün. Dominant oyunu 9. haftaya kadar taşımıştı. Stoperlerle beraber giden, maa ile hücum eden, gol yese dahi daha fazlasını atmaya çalışan, Cumda hep kalabalık, hep risk alan. 9 hafta bunu oynattı Trabzon. Avrupa'da da bunu oynadı hatta. Elendi ama bence iyi futbol oynayarak elendi. Trabzonspor elenmesi mesela eleştiremiyorum. Avrupa'nın elenmesi. Ama 9. haftadan sonra bambaşka bir Trabzon çıktı ortaya. Göztepe maçı daha pragmatik. Göztepe kesinlikle galibiyet hak eden taraftı. Gaziantep ikinci yarıda Gaziantep 3 tane direkten de öne var. 3 tane çizgiden çıkanı var. ikinci yarı tek taraflı bir maç. Karagümrük, Karagümrük daha iyi oynadı. Beşiktaş Trabzonspor bir kontratak futbol oynadı. Hangi maçı unuttum? Geçen hafta Karagümrük dönemlerinden bir tane daha maç var. Bir tane maçı da unuttum arada. O günden beri Rize'ye karşı Rize maçını saymayalım. Rize Adana maçı Trabzonu iyi. Ada Demir maçı Ada Demir'de daha çok pozisyon buldu. Adana Demir, Karagümrük, kara Gümrük, Gaziantep. Gaziantep, Beşiktaş, Göztepe. Hepsi Trabzon'dan daha fazla pozisyon var. Arada Hatta dediğiniz gibi Rize. Şut sayılarını da ikiye katladılar. Rize maçın çıkar. Diğer bütün maçlarda Trabzon'un puan kaybetme olasılığı vardı. Oyun onu söylüyordu ama gerek bireysel yetenek, Vakayeme bir gün, bir gün Hamşik, bir gün Abdülkadir. Gerek geçiş oyunu başarısı, Karagümrük maçında olduğu gibi oraları 3 puanla kapattılar ama geldi Antalya. O geçiş fırsatlarını vermedi. Peki. E, Vakayeme erken sakatlandı çıktı. Hamşik'i poli birebir yakın yakın durdu yani. Gölge markaj diyemezsin ama yakın durdu. Yani anahtar oyuncularını kilitledi ve maçı son dakika hareket etti. Şöyle soracağım. Kırılma noktası Vakayemen'in sakatlanarak 28 değil mi? Golden sonra. 24'te golü buldu e, Trabzonspor. 28'de Vakayeme çıktı. Ondan sonra Trabzonspor'un hücum planı neydi? Sete yerleşmeye çalıştı. Top yapmaya çalıştı. O kalabalığı Antalya savunmasını sarsmakta zorlandı. Sanki vakaime çıktıktan sonra Trabzonspor'un hücum planı duvara tosladı. Az önce söylediklerinizden hareketle 9. hafta Fenerbahçe maçından sonra biraz yetenekli oyuncularına sırtını dayadı, onların becerisine sırtını dayadı da acaba Antalya maçında yaşanan en büyük sıkıntılardan birisi de bu muydu? Böyle söylesek haksızlık etmiş olur muyuz? Olmayız. Bakasetas da %100'de değildi. Tabi orada da talihsizlik var. Sakatlıktan çıkan bayağı oyuncusu vardı. Trabzon'un. Perez sakatlıktan çıktı. Doğru. Bakasetas. Cornelius geçen hafta sonuçta bir kafa travması sonucu Doğru. oyundan çıkmıştı. Sakatlıktan çıkan oyuncusu çoktu. Abdülkadir Ömür kulübede ama çok fazla onu oynatabilecek durumda değiliz dedi. Mesela Abdülkadir'i o dakikada sokabilmek isterdi muhtemelen. Vakayeme sakatlanda Abdülkadir girseydi. Canini sola geçerdi. Abdülkadir sağa geçerdi. Yine belki o ikinci, üçüncü bölge geçişleri daha anlamlı hale gelirdi. Ama Yusuf geniş alan oyuncusu. Abdülkadir gibi oyuna zeka katacak, kalite katacak o seviyede değil. Dolayısıyla orada biraz da çaresiz kaldı. Yani oyun planı neydi dediniz ya biraz da çaresiz kaldı belki de. Belki Abdülkadir parmak benim aklıma geliyor. Niyeyse yok oldu. Halbuki Abdülkadir parmağın bu özellikleri var. Ha kanat oyuncusu değil ama merkez oyuncusu. Bakasetası kanada attı Siyopis'i soktuğunda. Mesela Siyopis'i soktuktan sonra tamamen pişi çekti. su çıkarttı. Siyopis'i soktu. Enuca Canini'ye attı. Bakasetas Kanada attı. Trabzon tamamen fişi çekti. Hiçbir şey oynamadı o dakikadan sonra. Mesela orada ben şunu düşündüm. Ya bu Abdülkadir Parmak ne seviyedeki yani? Abdülkadir Parmak'ın çünkü yetenekleri var. O eksik olan yaratıcılığı sana sağlayabilecek bazı maçlarda sağlamış bir oyuncu. Merak ediyorum. Yani mesela bu maç bence Abdülkadir Parma daha fazla dakika alabileceği, görebileceğimiz bir müsabakaydı. Göremedik. O yani Vakayeme çıktı. Sakatlık Abdülkadir... falan yoktu değil mi? Parmağın mı? Yok evet. uzun zamandır kadroya giriyor. Yedek birkaç bankında. Birkaç maçtır evet birkaç maçtır yedek bankında. Abdülkadir Ömür'ü sokamıyorsun tam sakattan dönmemiş. Vakayeme sakatlanmış. Bakasetas sakatlıktan dönmüş. Eski seviyesini değil hırçın eski seviyesini olmadığı için böyle agresif hareketler yapıyor. Yani Vakayeme'den Bakasetas'ın Abdülkadir'den %100 verim alamadığım bir günde acaba sıra Abdülkadir parmağa gelmiş mi diye, diye düşündün mü? Ama Ol, yani hocanın o hoca, evet. bildiği başka bir şey var belli ki. Onu demek ki yeterli görmüyor. Pozisyonlarımız var bu karşılaşmada. Antalya Soru bir kez daha tebrik edelim. Hem oynadığı oyun hem de yakaladıkları çıkış hem genç hocasıyla hem de takım olarak yönetim olarak tebrik edelim. Ee, önce pozisyon 10 sevgili reji. Yani penaltı pozisyonu. Burada Edgar vücut büyüdü. Diye. Geçen hafta Berkan Bak, işaret ediyor Berkan Emir'e verilen bir penaltı vardı ya. Evet. Yanlıştı bence o karar. Penaltı olmamalıydı. Ama orada Cüneyt Çakır ne demiş Berkan'a? Diğer evet. koluna gelseydi sıkıntı yoktu demiş. Kapalı olan. Diye. Evet yine sağ koluyla galiba. Sola geldiği için sıkı. Tam Edgar onu yaşadı. Edgar'ın bir kolu vücuduna yapıştırıyor. Diğer koluyla istemsizce bir de kol yukarıda. Kol doğal konumda da değil. Edgar'ın şimdi kolunun nerede olduğunu görelim. Bir açı var çok net görünüyor orada. Gelecek şimdi. Edgar'ın kolu doğal bir hareket değil. Hakemin gösterdiği gibi yukarıda. Şurada bakın. Bak bayağı yukarıda. Evet. Dolayısıyla burada penaltı. Edgar orada bir avantaj sağlıyor kolunu oraya kaldırarak. Cüneyt Çakır Berkan'a... Bilinçli Berkan değil elbette ama... Yok yok bilinçli değil ama avantaj sağlıyor. Evet. Alanını genişletiyor. Büy ha aynen öyle. Büyümüş Cüneyt Çakır yani. Berkan'a onu demiş ya bu koluna değil de diğer koluna geldiği için verdim. Tamam da Berkan'ın vücudundan sekti oraya. Bir de Berkan'ın hareketi doğaldı. Mesela burada Edgar'ın hareketi doğal değil. O pozisyonla kıyasladığın zaman bu penaltı doğru. Bu arada hakeme tebrik etmek lazım. Uzun zamandır kimse böyle direkt penaltı vermiyor yani. Video hakem var diye herkes biraz kararsız. Burada önü açıktı. Gördü. Gördü. Ondan sonra doğru bir şekilde gösterdi filan. Video hakeme ihtiyaç olmadan doğru bir karar. Bu maçtan bir de Dorukan adına talihsiz tabii ki. Dorukan'ın kendi kalesine giden vuruşu. Yani pozisyon 20 sevgili reji. Buyurun. Evet. Ya gerçekten dar açıdan Ya burada oyuncuya bir şey söyleyemezsin. Elbette. Ee, ama burada çok önemli bir detay var. Şimdi Antalya Spor bir eşleşme sorunu yaşatıyor kanat beklere geldiği zaman. Güray geliyor ya oradan. Güray'ın normalde adamının Dorukan olmaması lazım. Dorukan şey düşünüyor. Sağ açık. O sırada sağ açık kim oynuyor? Yusuf Sarı. Yusuf Sarı ile eşleşmesi lazım diye düşünüyor. Üçlü savunma böyle bir dengesizlik yaratıyor. Yoksa Bakasetas mı orada? Yer mi değiştirmişler? Sanki ben yer değiştirdiler diye. Tamam. Yer değiştirdikleri bir anda Bakasetas eşleşme olması lazım orada. Dorukan orada eşleşeceğini düşünmüyor. O yüzden de Güray bu kadar boş kalıyor. Maç boyunca Güray ve Bünyamin bu şekilde bayağı boş kaldılar. Burada tabii ki talihsizlik. Evet. Ama dikkat edersen bak birinci gol Doğukan penaltıyı kazandırıyor. İkinci gol Güray sol kanat beki. İki tane kanat oyuncusu maç boyunca çok iyi anlaştılar. Doğukan ve Güray Trabzon'da sağını felç ettiler. Ee, tekrar bu başarılı üçlü savunma uygulamasından dolayı bir kez daha Nuri Şahin tebrik etmek lazım. İlk yarıda da birçok pozisyonda Bünyamin-Gaça işbirliği vardı. Ya yani sağ tarafta çok iyi işledi Antalya. Nın. Uğur Bey şimdi bir şey daha soracağım. Ee, size gerçi onun şeyini almadık. Gazetesini almadık. Ben söylemeyi unuttum Tolga ya da şimdi konuşurken aklıma geldi. Şu dün akşamki e, maç sonunda e, önce bir maç bitti yani yok artık dedi. Hani bitti dedi. Evet. Ah görüntü valla bravo. Dedi. De işte. anlı, sandık ki buraya kadar diyor. Bitti diyor. Sonra maç sonunda şey dedi, ben hani özür diledim bu şeyin açıklaması olarak, bu mağlubiyet açıklaması. Bu altıncı golü yedikten sonra. Evet. Yani ne gerek vardı Bak, buna? Bak atkıyı çıkardı, cebine evet. koydu. Yani diyorsun ki tamam herhalde hocam, sonra maç sonunda yani ben orada özür diledim dedi. E, maç sonunda da benim... Arkasındaki sportif direktör bu arada. Benim istediğim oyuncuları getirecekseniz devam edelim, getirmeyecekseniz hesabını onu getirenlere sorun diye oyuncularına da aslında bayağı bir şey yaptı. Nasıl evet. denir ona? Sorumluluğu onlara attı diyebiliriz herhalde. Şimdi Şumudika zaten 2 3 hafta önce bunu söylemişti. Ee, elimizdeki elimizde ama... kadro yetersiz. Dev arasına kadar bu şekilde idare etmemiz lazım. Dev arası takviye yapacağız demişti. Niye tekrar tekrar elindeki oyuncu grubunu yetersizliğinin altını çiziyor bilmiyorum. Yani bu elindeki oyuncu grubuna da iyi gelmeyecek Şimdi şey. siz teknik direktör adayısınız. Ben de kulüp başkanıyım. Diyorum ki hocam böyle bir kadromuz var. Biliyorsun yani oyuncularımız bunlar. De beraber çalışabilirsen, Sen diyorsun ki tamam. E şimdi sen bu... Yok o transfer istemiş anlaşırken. Tamam. E, ama şu anda şimdi... iki hafta önce liste vermiş. İki haftadır bir hareketlilik olmamış. He. O yüzden yönetime topu atıyor. Yani bu... istediği oyuncularla görüşülmemiş. Görüşülmemiş. Zaten şu an transfer yapılamaz da hani bir ocakta e, yani... başlayacak transfer... Ama diyor ki ben iki hafta önce liste verdim. İki haftada bunlarla ilgili bir hareket yok diyor. Oradan yönetime atıyor topu. Peki. Ee, bu hareketlerin sebebi de ama yani ben Şumudika'nın e, daha fazla sakin kalması gerektiğini. İki hafta önce mi yoksa geçen hafta mıydı antipatik olmaya başladığını ya da sempatiyi kaybettiğini Geçen evet soruları beğenmedi. Futbolu daha fazla bilmeniz lazım filan dedi. Yerel medya enstitüme. Geçen hafta mıydı o? Geçen haftaydı evet. Evet o kenti kazanmak, etrafınıza iyi enerji vermek, futbolcuları kazanmak için daha fazla sanki çaba göstermesi lazım. Bunlar kimseye fayda getirmiyor. Evet. Bir de Uğur Bey, Medipol-Başakşehir, Kasımpaşa maçından bir pozisyonumuz var. Evet o galip enteresan bir pozisyonu gerçekten. Medipol-Başakşehir dostlar, o maçtan pozisyon 9. Ha. Burnus. Burada bir penaltı itirazı görüyoruz. Bir ara pası geliyor. Burada donk gidiyor. Elle oynuyor. OKK'yla olan evet. mücadelesinde hakemin tabii görme çözme şansı yok. E yardımcı video video hakem analiz ediyor. Şimdi burada açısı kapalı mı acaba? Bence görüyor yardımcı hakem mi? Evet. Bak şimdi burada daha net göreceğiz. Bayağı taşıyor donk topu. Bayağı. Öyle net bir şekilde görünüyor. Çizgiye bakalım. Ceza alan çizgisine bakalım. Ceza alanın içine taşıyor mu? Sizce ufak Tam müdahale ufak. ederken bir bakalım. Şu anda içe şu anda içeride. Taşıyor hatta. Sanki içerideymiş gibi görünüyor. Bana da öyle geldi. Ya da üstünde en azından. Çizgi üstüyse zaten içeride sayılır. Burada daha net göreceğiz galiba. Bakın. Öyle mi? Bakalım. Şurada e, yani bayağı taşıyor yani sanki Ayak Ayak çizgide o esnada. Değil mi? Yok. Şu anda eğer dokunduysa vallahi tam bir şey söylemedim ama sanki çizgi üstündeymiş gibi gördüm. Çizgi üstündeyse içerisi sayılır. Burada video hakem müdahale ihtiyaç duymadı. Evet belki de şeye karar veremedi onlar İçerim dışarım tabi cezanın dışıysa mı? çünkü mü müdahale edemiyor. Çünkü burada şey yok kırmızı kart şüphesi yok. Buruma'da olduğu için hani bariz gol şans şüphesi yok. O yüzden sadece penaltı şüphesi için bakıyor. Penaltı şüphesi içinde cezaların dışındaysa müdahale edemez. Cezalanın içindeyse müdahale etmesi lazım. Video hakem Hüseyin Göçek burada demek ki cezalanın içinde olduğuna emin olamadı. Müdahale etmedi. E peki o durumda e, bakılması gereken bir şey değil miydi o? İçinde mi dışında mı? Galiba beklediler zaten. Baktı video hakem inceledi. Ondan sonra devam Evet edelim. yani burada öyle bir kanaate varmadı ama sanki içeride gibi görünüyor. Yani bilmiyorum. İçeriye taşıyor gibi yani. Sanki koluyla beraber topluyor. Valla konuştular tabii. Sonra Fırat Hoca anlattı. Şimdi Emir yazmış. Fırat Hoca anlattı e, teknik direktörlere diye. Dün süperlik programımızın editörü Emir. Madem böyle bir gol şansından bahsettik. Bakayım bulabilecek mi şurada notlarım arasında. Reji bugün çok zorladık ya. E, Uğur Adana yok. Adana maçından değil. Adana Demirspor maçından değil. Malatya Alanya spor. Pozisyon 25 dostlar. Uğur Bey sürpriz pozisyon. Hadi bakalım. Haddad'ın Efecana faulünde ee, sizce şey var mıydı? Ee, bariz gol şansı. Orada burada bayağı içeri taşıyor gibi geldi bana ya. Hareket hızlı ya şimdi ağır çekimde olunca kafa karışabiliyor. Şey görmek lazım. Ee, normal hızında görmek lazım. Ama taşıyormuş gibi görünüyor bence de. Bu e, ikinci sarı kartı. Bu ilk sarı kartı. Haddadi'nin. Değil mi? Evet. İlk sarı kart. Yo. İkinci sarı kart şeydi. Ha ben şey. O zaman ilkine bakalım. Pozisyon 3 yani. Pozisyon 3. Ben yanlış ikinciyi söylemişim. Aklımda o kalmış. Kale ağzında ceza sahasında şeye müdahalesi. Haddadi'nin ilk sarı katı. Ha Buyurun. Bakın şimdi Efecan. Şu bariz gol şansı mıdır, değil midir? Ne dersiniz? Ya kırmızı kart olarak değil, doğrudan bu ilk sarı kartı ben yanlış söyledim. Özür dilerim. Bu ilk sarı Şimdi hocam bu pozisyonlarla ilgili kural bir iki yıl kadar önce değişti. Şöyle diyor kural, eğer diyor bir oyuncu topla e, penaltıya sebep olduysa yaptığı faulle zaten buna önceden ne veriyordu? Penaltı veriyordun, bariz gol şansı varsa kırmızı kart veriyordun. Hem bu maçtan atıyorsun hem penaltı veriyorsun hem gelecek hafta cezalı oluyor. Üçlü ceza, çok ağır dediler buna bu üçlü ceza. Bu üç cezayı bazı durumlarda iki cezayı indirelim dediler. Hmm. Hangi durumlarda oyuncunun toplu oynama şansı varsa tamamen kasten bir faul yapmak değil de toplu oynama niyeti varken faul yapıyorsa biz ona sarı kart verelim dediler. Hatta hatta sanırım burada sağa doğru bir hamle yaptığı için toplu oynama şansı olduğunu düşündüğünü varsaydı hakem. Dolayısıyla sarı kart olarak değerlendirdi. Bariz gol de şansı olsa dahi toplu oynama şansı, toplu oynama niyeti olduğunu düşünerek Haddad'in o yüzden yeni kural gereği sarı kartı cezalandırdı. Onu da merak etmiştim. Teşekkür ederim. Eski kural olsaydı, iki yıl önce kural olsaydı evet kırmızı kart şansı daha yüksekti. O zaman sevgili reji, sevgili Tolga neyle devam ediyoruz? Kağıtları topladım. Pekala hala Galatasaray'la devam ediyoruz. İlk olarak ekranlarınıza Foto Maç Gazetesi geliyor. Değerli izleyenler başlığımız yeni seri peşinde. Son 4 maçında galibiyet çıkaramayan Galatasaray bu akşam Sivas Demir Grup Sivas Spor karşısında kötü gidişata son vermek ve Trabzonspor'un yenildiği haftada puan farkını azaltmak istiyor. 4 Eylül stadındaki maç saat 18'de başlayacak. Galatasaray'ın işi çok da kolay olmayacak demiş gazete. Hatay Spor'a 4 gol atan Sivas Spor geçen haftada Alanya Spor'u deplasmanda yenmeyi başardı. Ayrıca Galatasaray bu sezon Avrupa dönüşü çıktığı Süper süperlik maçlarında sıkıntı yaşıyor. Sarı kırmızılı takım Avrupa Ligi dönüşü çıktığı 8 maçta 12 puan kaybetti. Tabi teknik direktör Fatih Terim'in kenarda olmaması da büyük handikap demiş gazete. Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde Mart ayına kadar maçının olmaması teknik ekibin rotasyon karusunda daha dikkatli olmasını sağlayacak. Sarı Kırmızılılar bu çerçevede Sivas Spor Deplasmanı'nda Lazio maçındaki kurguyla çıkmayı planlıyor. Çıkaldağ'ın yokluğunda Fatih Terim'in Feguli'nin e, Feguli'yi yine orta alana çekip Babel'in yerine de Halil'e görev vermesi bekleniyor. Forvet'te ise Cagne ya da Mustafa Muhammed olacak demiş gazete. Bir sonraki sayfayı da aktarayım. Ondan sonra muhtemel 11 ile beraber sözü size bırakacağım. Kazanma vakti. Posta gazetesinden geldi. Ekranlarınıza son 4 maçta 9 puan kaybeden lider Trabzonspor'un 16 puan gerisine düşen Galatasaray, Sivas deplasmanında 3 puan hasretini bitirmek istiyor. Bakayım 11'ini e, tahmin etmiş. Muslera, Yedlin, Nelson, Markao, Patrick van Taylan, Berkan, Feguli, Kerem, Morutsan ve Halil tahmin etmiş posta gazetesi. Bizim 11'imiz de gelsin. Muhtemel 11'imiz. Bizim tahminimiz de gelsin. Ekrana. Buyurunuz. Mustera, Patrik Van Anolt, Markao Nelson Yedlin, Berkan Taylan Feguli, Kerem Cagne Halil ya da Morutsan. Biraz daha bir iki farklı şey var. Evet. Tahmin var bizim muhtemel 11 imizde. Buyurun. Şimdi Sivas Spor bu sezon ligde en az toplu oynayan 3 takımdan biri. Enteresan değil mi? Aslında iyi seviyedeler, iyi noktadalar. İki maçtır kazanıyorlar. Ama sadece %44 topla oynamayı sesli. Malatya ve Kayseri ile beraber ligin en az topla oynayan 3 takımından biri. Genelde onlar da dün Kayseri Spor Beşiktaş örneğinde gördüğümüz gibi tamamlanamayan ataklar, geçiş hücumları konusunda ustalaşmış bir ekip. Dolayısıyla Sivasspor'un Spor'un Galatasaray'a bir miktar topu bırakacağını ve bir fırsat futbol oynayacağını tahmin etmek çok sihirbazlık sayılmaz, çok zor sayılmaz. Zaten iki hafta kazanmalarının temelinde de Hatay ve Alanya maçlarını kazanmanın temelinde de biraz bu var. Çünkü Hatay ve Alanya toplu oynamayı seven takımlar nispeten. Anadolu takımları için de biraz daha topa sahip olmak isteyen, biraz daha domine etmek isteyen ki bu hafta Alanya Spor %57 toplu oynamış Sivas'a karşı. Sivas Spor %43 ama kazanan Sivas Spor olmuş. Dolayısıyla Galatasaray'a karşı benzer bir strateji izlemeleri bekleyebilir. Galatasaray'ın bu durumda topa daha fazla sahip olacağına göre muhakkak Altay maçına göre bir şey değiştirmesi lazım. Çünkü Altay maçında ne yapmışlardı? Çıkaldağ'ın yokluğunu olağanüstü hissetmişlerdi. Çok fazla uzun oynamışlardı. Orta saha oyuncuları böyle yukarı bakmışlardı toplar geçerken. Sivas Spor'a karşı bunu yaparsan çok başarılı olma şansın bence yok. Sivas'ın zaten ustalığı bu ekmeğine yağ sürer. Evet. Sivas'a karşı Sivas'lık yapmış olursa o zaman ve seni cezalandırır. <laughs> Doğru. Çünkü Sivas zaten bütün sezonu böyle oynuyor. Galatasaray'ın Sivas'a karşı daha fazla ayağına mahir oyuncuyla sahaya çıkması, topu yere indirmesi, daha fazla oyunu 3. bölgeye yığmaya çalışması, daha fazla sahaya kalite koymaya çalışması lazım bence. E, Çikal'da onun eksikliğinde de çok sıkıntı yaşıyorlar bu konuda. Malatya maçlarına çok hissettiler. Altay maçlarına çok hissetler onun eksikliğini. Avrupa maçında telafi ettiler Lazio maçında. O yüzden çıkaldanın yokluğunda Feguli merkezde evet bence de olmalı. Berkan Taylan'dan birinden feragat eder mi ligde? Bence etmeli. Hele şimdi Avrupa macerası da bitti. Avrupa macerası sürerken tamam. Avrupa'da çünkü Berkan Taylan ikilisini kullanıyorsun ve çok iyi işliyor. Belki lige de tesir ediyordu o seçimlere. Ama Avrupa macerası şimdi Mart'a kadar yok. Mart'a kadar önünde sadece Süper Lig ve Türkiye Kupası var. Süper ve Türkiye Kupası'nda çoğu maçı domine edeceksin. Çoğu maçı 3. bölgede oynayacaksın. Berkan Taylan ikilisi bence biraz lüks. Süper Lig'de birçok takıma karşı lüks. Oradan felaket eder mi? Yoksa Çikal daha dönünce mi felaket eder? Bilmiyorum. Ama mümkün olduğu kadar daha fazla kaliteli oyuncu Galatasaray'ın sahada bulundurması lazım. Yoksa ay maçı stratejisini uygulamaya kalkarsa Sivas'ın Galatasaray'a ceza kesebilecek form durumu oyun, anlayıştır. oyun stili var. Çikal'da o iki kişilik oynadığı için tabi Tabii. Onun eksikliğini hissediyor. Orta sahaya çok fazla kalite katıyor, akıl katıyor. Galatasaray o anlamda onun eksikliğini hissediyor. Bir de Sivas'ın birçok eksiği döndü. Sezon başında çok fazla eksikleri vardı. Sakatlık ve Covid sebebiyle. Şimdi geçtiğimiz hafta Alanya karşısında kulübeden oyuna Kayode'yi sokabiliyor. Erdoğan'ı sokabiliyor. Hakan Arslan'ı sokabiliyor. Bunlar önemli oyuncular. Bunların kulübede olabilmesi Sivas'ın hamle kabiliyetini de artırıyor. Sivas sezon başındaki o çok eksik döneminde değil. Kadro yavaş yavaş tamamlandı. O yüzden de vites artırdılar. Kerem Atakan Keskin de benim çok çok sevdiğim bir oyuncu. Yeri gelmiş yani geçtiğimiz hafta Alanya'ya gol attı. 2000 doğumlu. çok özel bir oyuncu. Onun da grafiğinin yukarıya doğru olduğunu söylememiz lazım. Daha önce konuşmuştuk. Daha iyi yerlere Olalım. gidecektir. Evet. Galatasaray çıkacak bu akşam saat 18'de Sivas Sporu deplasmanını demiştik. Ardından da saat 20.30'da Fenerbahçe sahaya çıkacak. Başlığımız akşam gazetesinden geliyor ekranlarınıza. En önemli fırsat Trabzonspor'un kaybetmesiyle Gaziantep galibiyeti ayrı bir önem kazandı. Frankfurt maçı sonrasında Pereira lig şampiyonluğu daha önemli açıklamasının ardından fırsat Fenerbahçe'nin ayağına geldi. Kanarya bugün deplasmanda kazanırsa liderle aradaki farkı 9 puana düşürecek. Bir sonraki sayfa Avrupa'dan Fenerbahçe'nin kura günü demiş. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuyla Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde playoff eşleşmeleri bugün İsviçre'nin Nyon kentinde belli olacak. Kupa 2'de direkt son 16'ya kalan Galatasaray'ın kurası ise 25 Şubat'ta yani playoff maçları, rakiplerin playoff maçlarının ardından diyelim. Şimdi bakayım şuradan tekrar bir önceki sayfaya döndüm Akşam Gazetesi'nde muhtemel 11 bu sayfada tahmin etmemiş. Peki bizim var mı 11'miz muhtemel 11'miz o gelsin ekrana lütfen. Gaziantep karşısında nasıl bir 11 ile sahada olmasını bekliyoruz. Üçlü savunmayla orta alanında Ferdi Zayis, Gustavo, Samuel, Rossi, Mesut Özil ve en ileri uçta da Serdar Dursun tahmini var. Karşılarında bir başka üçlü savunma oynayan rakip bulacaklar. Evet. Gaziantep e farkı çift santifor oynaması. Muhammed Diko bir süredir oynuyorlar. Süper'te çok fazla yok. Çift santifor oynayan takım. Gaziantep genelde ilk yarılarda biraz tutucu, oyunu kendi alında kabul etse de ikinci yarılarda vites artırabilen, oyunu rakip yarı alana yiyabilen bir takım ki Pereira'nın da son dönemde ikinci yarılarda düşen viteslerini beleştirmiştik. Yani o yüzden e, Eintracht Frankfurt maçı gibi değil de Eintracht Frankfurt maçı nasıl ikinci yarı böyle top oynanmadı doğru düzgün, vites son derece düştü. Rize maçında olduğu gibi Fenerbahçe'nin ikinci yarıda daha coşkulu oynaması gereken bir müsabaka olacaktır. Karşılarında hem eski tek direktörleri Erol Bulut'u bulacaklar. Hem eski stoperleri Kolkır'ı bulacaklar. Duygusal bir tarafı da olacaktır. Gaziantep için bu müsabakanın. Bence kolay bir eşleşme değil. İki tarafında benzer formasyonda oynuyor olması başka bir sınav olacak Vitor Pereira için. Yani Bence Rize maçındaki o Gerçi bize çok kolay geçiş fırsatları vermişti. Orta saha yok olmuştu. Doğru. Ama o coşku tekrarlamaları lazım. Fenerbahçe'nin coşku düzeyini azaltmaması lazım. Çünkü görüyorum yine 11'de ofansif oyunu sayısını artırmamış. Ofansif oyunu sayısını artırmıyorsan ofansif oyunu artırman lazım. Peki. Muhtemel 11'i tekrar rica edelim. Artık son dakikanın içerisindeyiz. Bu orta saha kurgusu size bunları düşündürüyor değil mi? Mustafa muhtemel Ozan. 11. Evet. E tabii Zaten 3 stoperle oynuyorsun. 3 stoperle oynuyorsan ee, ya Ferdi Ostai'nin ofansif katkısının çok olması ve hücumu yedilemesi lazım. Ama bu da olmuyor. Yani müthiş çaba gösteriyor. Ferdi son haftada mükemmel oynadı. Çabalarına diyecek bir şey yok ama o kadar beşli savunmayı tamamlama konusunda kaygılılar ki o yüzden Fenerbahçe'yi daha çok beşli savunma olarak görüyoruz. E bu durumda merkezine bakıyorsun. Merkezde Gustavo Zaytsın birinin yerinde orada Mert Hakan olsa hani sakat olmasa. İrfan olsa sakat olmasa o zaman biraz daha farklı hayal kurdurur bu Amir ama Gustavo Zayt'ın cezası var. İrfan evet. cezası, Mert'in de sakatlığı var değil evet. mi? Gustavo, Zayt, Crespo, Mayer dörtlüsü çok hayal kurdurmuyor onların ikisi olunca. Kastettiğim o. Bu sefer Fenerbahçe iniyor, ön tarafta kalabalıklaşamıyor. Herkes e, kendi alanında, kendi görev alanında oynasın evet. gibi bir bloklar arası şey bağlantı çıkıyor. kopuyor durum çıkıyor ortaya. aynı Ama İrfanoğlu'nda sağdan Mertoğlu'nda falan o bağlantıyı tabii daha iyi sağlıyorlar. Diyelim ve noktayı koyalım. Uğur Bey çok teşekkürler. Ben Süremizin teşekkürler. sonuna geldik. Değerli izleyenler söylediğimiz gibi Sportoto Süper Lig'de 16. haftayı bu akşam iki karşılaşmayla tamamlayacağız. Yarın yine programımızda hem tüm ile hem tüm ayrıntılarıyla hem de tüm bakış açılarıyla karşınızda olacağız. Bugünlük bu kadar. Tekrar birlikte olana dek hoşçakalın. Mutlu kalın ve de sağlıkla kalın efendim.